Evet gençlik merhabalar. Nasılız? İyi miyiz? Keyiflerimiz yerinde mi? Herkes ne yapıyor? Herkesler ne yapıyorlar? Çabuk bana ne yaptığınızı yazın. Merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Ya evet yani maalesef hepimiz üzgünüz tabii ki yani savaşın çıkması, savaş belki de insanlık tarihinin en acı marifeti yani maalesef yapacak bir şey yok. Bundan en çok etkilenecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor maalesef. Ölmeden atansak yani öyle Allah korusun ya. İslam savaş hukuku Bedir'le. Bedir'le başlar. İlk ganimet ne zaman ele geçtiyse Rabia o zaman başlar tamam mı? Üçüncü Dünya Savaşı çıkar. Evet öyle diyorlar bilmiyorum ama Putin dünyaya meydan okuyor şu anda. İnşallah böyle yani kısa zamanda biter bunların hepsi. Bir sorunla karşılaşmayız. Allah korusun, Allah esirgesin. Evet. Bizans kuracak diyor sorunda. Neyse tamam, savaş başlığını geçtik. İyiyiz değil mi? Bir sıkıntımız yok. 8. sınıf dersinden çıktık hocam. Sizi dinliyoruz, eyvallah. Tabii Monroe ne kadar önemli, ne kadar. Şu anda var ya, o Monroe olmasaydı duman ettirirlerdi. Amerika'sı da Rusya'sı da bize. Aç olanlar, kahvesi gelenler, kahve içsinler, karnını doyursunlar. Ben nasıl sizi göremiyorum. Yani bacak bacak üstüne atıp da izleyebilirsiniz nasıl istiyorsanız. Evet, bak Büşra ne demiş? Kıyamet kopacağını bilsek hocam son dakika kadar yine çalışacağız. Evet, neyin ne zaman nasıl olacağı hiç belli olmaz. Tekrardan merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ay Aslıhan'a bak ben asla izleyemem. İşte bu yani ben olsam da olmasam da bu farklı bir şey doğru. Kesinlikle Mustafa katılıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz en son sizinle Sakarya Meydan Muharebesi'ni gördük. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonuçlarına baktık. O sonuçlarından birçok bir şey söyledik ama antlaşma, siyasi olay olarak Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Ankara Antlaşması İtilaf Devletleri arasındaki bir ayrılığı gösterir dedik. Bunun maddelerinden bahsettik. Ukrayna ile dostluk antlaşması imzalandı. Yani Ukrayna'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdığını duyurdu. Paris müzakereleri başladı. Yani İtilaflar ikinci kere mütareke teklif ettiler bize. İlk mütarekeleri nerede olmuştu? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı aslında bir mütarekeydi. Burada da bir mütareke teklif ettiler ama yaptıkları teklif bizim misak-ı milli anlayışımıza, bağımsızlık ruhumuza aykırı bulundu bizim tarafımızdan. Kabul edilmedi ama biz bu konferanslara katıldık. Niye katıldık? Hem barışçı olduğumuzu göstermek hem de zaman kazanmak amacıyla katıldık. Bu cümleleri kurmuştuk zaten o dönemde. Şimdi şuraya şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ne oldu? Sakarya Meydan Muharebesi bitti. Bizim için yeni bir savaş başlayacak. Onun adı da Büyük Taarruz. Yani şu savaş başlayacak tamam mı? Büyük Taarruz. Diğer bir adı Dumlupınar Meydan Muharebesi. Diğer bir adı Başkumandanlık Meydan Muharebesi. Şeyi hatırlayın. Sakarya Meydan Muharebesi 22-23 Ağustos gibi başladı. Yani 1921'in Ağustos'unda başladı. Eylül'ünde bitti. Bu savaş ise 1922'nin Ağustos'unda başlayacak. Yani tam bir yıl var. Bir yıl bizim hazırlık safhamız. Bir yıl boyunca hazırlıklarımızı yapacağız tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu hazırlık adına şey önemli. Yani şuradaki birkaç cümle önemli. Çünkü orada başkumandanlık yasasının şey olması gerekiyor. Uzatılması gerekiyor. Bakın ne diyor burada? Dış politikada bu tür gelişmeler yaşanırken yani işte Kars Antlaşması, Ankara Antlaşması, Paris müzakereleri yaşanırken içeride Yunan ordusuna son darbeyi indirmek için hummalı bir çalışma başladı. Yani neyin çalışması başladı? Büyük Taarruz'un, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin hazırlıkları başladı. Başta İstanbul olmak üzere itilafların kontrolünde bulunan silah depolarından Anadolu'ya silahlar kaçırıldı. Kapanan Doğu ve Güney cephelerindeki birliklerin büyük bir kısmı batıya gönderildi. Geriye kalan kısmı da batıya gönderildi. Zaten Rusya bize hatırlayın hibe olarak silah gönderiyordu, para veriyordu. İtalya ve Fransa'dan da satın alma yoluyla cephaneler, silahlar alındı. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu hummalı bir çalışma. Yani biz bir yıl boyunca Büyük Taarruz'un hazırlıklarını yapmamız lazım.
Şimdi mecliste de muhalefet var. O muhalefet aslında şöyle bir olay var. Burada da çok ince bir çizgi kullanacağız, tamam mı? Bu Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra hatırlarsanız Malta'daki esirlerin tamamı kurtarılmıştı, hatırladınız mı? Bu Malta'daki esirler kurtarıldı, bunlar Ankara'ya geldi. Bunların bir kısmı muhalifti. Mustafa Kemal'e muhalefet eden kesimli bunlar. Bunlar itirazlarda bulunmaya başladılar. Dediler ki, yani arkadaş niye saldırmıyoruz? Mustafa Kemal'i eleştirdiler. Ne bekliyoruz? Niye saldırmıyoruz? Bir an önce Yunan'ı yurttan atalım. Yani aslında yapmaya çalıştıkları şey bilinçli bir muhalefet. Yani ülkeyi kurtarmaktan ziyade bilinçli bir muhalefet yapıyorlar bunlar. Burada önemli olan Mustafa Kemal'i egale etmek, onu yıpratmak. Mantık bu. Mustafa Kemal dedi ki, yani arkadaş yarım hazırlıkla, yarım tedbirle taarruz yapılmaz. Biz iyi hazırlık yapmamız gerekir dedi. Ve aylardan da Mayıs ayıydı. Ve Mayıs ayı itibariyle Mustafa Kemal'in başkomandanlık yetkisi bitti. Hatırlayın, 5 Ağustos 1921'de çıkarıldı, uzatıldı, 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 bitti. Bir kere daha uzatılması gerekiyor. Fakat meclis uzatmıyor. Şimdi burada bir bilgi daha kullanmanız gerekiyor. Meclis neden uzatmıyor Mustafa Kemal'in başkomandanlık meselesini? Bu bir sorudur. Bunun sebebi milli iradeye ters olarak görüyorlar. Diyorlar ki yani başkomandanlık yasası milli iradeye ters. Meclis çalışmıyor. Bütün yetkiler sende. Sen bu yetkiyi kötüye kullanıyorsun. Oyalıyorsun bizi diyorlar. Mustafa Kemal diyor ki hayır, bunu kötüye kullanmıyorum. Hazırlık yapıyoruz. Bu mallı bir hazırlık içerisindeyiz ve bu arada bakın, bu arada o güneydeki birlikler, doğudaki birlikler gizlice batıya kaydırılıyor. Ve bu orduya gizlice taarruz eğitimi yaptırılıyor. Bundan ne İngilizlerin, ne Fransızların, ne İtalyanların, ne Yunanların haberi yok. Ayrıca Mustafa Kemal önemli adamlarını Avrupa'ya göndermiş. Mesela bunlardan bir tanesi Yusuf Kemal Tengirchenk, Dışişleri Bakanı. Diğeri Ali Fethi Okyar. Bunların İngilizlerle arası iyi, Ali Fethi Okyar'ın. Bunlar Avrupa'ya gitmişler. Avrupa'da konferanslara katılıyorlar. Onları ikna etmeye çalışıyorlar. Onlarla barış görüşmeleri yapıyorlar. Ve bu arada bize zaman kazandırıyorlar. Mustafa Kemal aslında bundan bahsediyor. Diyor ki biz zaman kazanıp tam taarruz yapacak güce ulaşmalıyız diyor. O yüzden benim başkumandanlık yetkimi uzatmalısınız diyor. Yani bir üç ay daha uzatmalısınız. Meclis de diyor ki hayır uzatmayacağız diyor. Ve Mustafa Kemal çıkıyor, bir konuşma yapıyor. Diyor ki başkumandanlık 2 gündür belirsiz bulunuyor. Demek ki başkumandanlık 4 Mayıs'ta bitmiş. Şu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben orduya komuta etmekte devam ediyorsam yasa dışı komuta ediyorum. Mecliste çıkan oylama sonuçlarına göre hemen komutadan el çekmek isterim. Bir türlü Mustafa Kemal'e bu yetkiyi vermiyor meclis bu arada. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükümete bildirdim. Fakat telafisi olmayan bir felakete meydan vermemek zorunluluğu karşısında kaldım. Düşman karşısında bulunan ordunuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakmadım, bırakamam, bırakmayacağım deyince bir oylama daha yapılıyor. Arkadaşlar oy çokluğu ile, bakın bu cümle çok önemli. Oy çokluğu ile Mustafa Kemal'in başkumandanlık yetkisi 3 ay daha uzatılıyor. Anlaştık mı? 3 ay daha uzatılıyor. Sonra süresiz hale getiriliyor. Sonra da Cumhuriyet'in ilanıyla bitecek zaten bu. Buradaki mantık şu. Aşağıdaki yasalardan hangisi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen aşağıdaki yasalardan hangisi oy çokluğu ile kabul edilmiştir? Başkumandanlık yasasının uzatılması. İki, aşağıdaki yasalardan hangisi milli iradeye ters düştüğü için mecliste tartışılmıştır? Cevap yine başkumandanlık yasası. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu bağlantıyı unutmamanız gerekiyor. Bu önemli bir bağlantıydı. Önemli bir konuydu. Sorulabilecek bir sorudur bu. Bunu bir yere aldık koyduk, tamam mı? Önemli bir bilgiydi. Şimdi burada bir olay daha var. Şeyi hatırladınız mı? Ne derler? Mustafa Kemal ilk icra vekilleri heyeti başkanımızdı, başbakandı. Ondan sonra başkomutanlık yasası çıkarınca Fevzi Çakmak başbakan oldu. Şimdi Rauf Orbay başbakan olacak. Rauf Orbay'ın başbakanlığı aslında muhalif kesimin başbakanlığı demektir ki Rauf Orbay bu tarihlerde
muhalif kesim içerisinde. Mustafa Kemal'in muhalifleri hatta envercilerle temasa geçmesinin mümkün olduğu kanaatine varmıştı. Bu arada Ankara'da meclis 8 Temmuz'da icra vekilleri heyetinin meclis tarafından aday gösterilmeden gizli oyla seçilmesini kabul etmiş. 12 Temmuz'da Rauf Orbay icra vekilleri heyeti başkanına seçilmiş. Bu şu demek biliyor musunuz? Rauf Orbay Mustafa Kemal'den habersiz gizli bir oylamayla, ani bir oturumla muhalifleri yanına alarak kendisini başbakan seçtiriyor. O zaman 3. başbakan, yani 1. Tevrim döneminde 3. başbakanımız Rauf Orbay oldu. Ve Rauf Orbay mecliste bir entrikayla, gizli oylamayla, hatta orada Mustafa Kemal ve çevresindeki arkadaşları yokken başbakan seçtirdi. Ne yaptı o zaman? Mustafa Kemal 1, Fevzi Çakmak 2, Rauf Orbay da 3. başbakan oldu. Bu sıralamayı da unutmuyorsunuz. Bu da sorulacak bir soru. 13 Temmuz'da da Adnan Adıvar meclisin ikinci başkanına getirilecek. Ankara'da ikinci grup ağırlığını hissettirmeye başladı. Şimdi burada bir bilgi daha var. Biz birinci grup ve ikinci grup tabirini kullanırız. Birinci grup Mustafa Kemal'in grubu, ikinci grup ise muhalif grup. Peki muhalif grup, ikinci gruptakiler ağırlığını ne zaman hissettirmeye başladı? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Malta'dan kurtarılan esirlerin gelmesiyle hissettirmeye başladı. Peki bu ikinci, ama burada asla şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Aslında birinci grup içerisindeki ikili gruplar bunlar. Hatırladınız mı? Mecliste bir gruplaşmalar var. Kim bunlar? Ben bunların bir isimlerini yazayım size. Kısaltarak Müdafaa Hukuk Grubu, İstiklal Grubu, Islahat Grubu, Tesanüt Grubu, Halk Zümresi, bunu hatırlayın. Bir de Yeşil Ordu vardı. Bunlar zaten birinci grup. Bunların adı birinci grup. Bir de bunlara muhalif eden başka bir cenah var. Başka bir grup var. Şimdi bu grup içerisinde bir ikinci grup daha doğdu. Ben bu gruplar içerisindeki ikinci gruptan bahsediyorum şu anda size. Yani muhalif kesim Sakarya Savaşı'ndan sonra başkomutanlık yetkisinden dolayı Mustafa Kemal'e diş göstermeye başladılar ve onu eleştirmeye başladılar. Bu nedenle başkumandanlık yetkisi oy çokluğu ile uzatıldı. Anlaştık mı? Bağlantıyı böyle kurun. Bu gelişmeler İngiltere'nin Mustafa Kemal'in içeriden devrilebileceği yolundaki ümit ve temennilerini bir dereceye kadar destekler gibi gözüktü diyor. Arkadaşlar Rauf Orbay önemli bir adam. Rauf Orbay ile ilgili soru gelir. Hemen buradan şöyle yapın. Rauf Orbay ile Mustafa Kemal arası bozulmaya başlıyor artık bu tarihten sonra. Hatta Cumhuriyet ilan edileceği zaman. Mesela şey derler. İşte Mudanya'ya niye Rauf gitmedi? Lozan'a niye Rauf gitmedi? Cumhuriyet'in ilanında niye Rauf yoktu? Neden İzmir İktisat diyoruz? İzmir suikast girişiminde ceza alan Rauf Orbay oldu. Aslında hep bu olayın eskisi var, yani temeli var. Buradan başlıyor sıkıntılar. Rauf Orbay ile Mustafa Kemal arasında buradan başlıyor sıkıntılar. Oysa ki hatırlarsanız Rauf Orbay Mustafa Kemal'le Amasya'da buluşan, oradan Erzurum'a giden, oradan Sivas'a giden, oradan Ankara'ya gelendi. Çok yakın arkadaşıydı ama bazı konularda Rauf Orbay ile Mustafa Kemal ters düşmeye başladı. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi mesajlarınız var. Meclis başkanları değil, icra vekilleri heyeti başkanı. Meclis başkanı Mustafa Kemal zaten. Sırası nedir? Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve Rauf Orbay'dır. Birinci meclisteki icra vekilleri heyeti başkanı. Yani bugünkü anlamda başbakanlar, başbakan sıralaması. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Şimdi güzel, Rauf Orbay önemli bir isimdi burada. Burada bu elinizdeki belgeden bakın, ben buraya şeyi koydum arkadaşlar. Bizim Milli Eğitim Bakanlarımızın, Hasan Ali Yücel'e kadar Milli Eğitim Bakanlarımızın bir sıralamasını koydum. Şimdi büyük taarruzun hazırlığına başladık. Ne oldu? Hatırlayalım bunu. Doğudan ve güneyden birlikler batıya kaydırıldı gizlice. O birliklere taarruz eğitimi yaptırıldı. Rusya'dan silahlar getirildi. İtalya'dan ve Fransa'dan satın almayla silahlar getirildi. Ayrıca hala Tekalif-i Milliye yürürlükte. Ne zaman çıkarmıştık Tekalif-i Milliye? 7-8 Ağustos 1921'de. Sakarya öncesinde. Bu mantıkla bakalım. Sakarya Zaferi'ni izleyen günlerde büyük taarruzun hazırlıklara başlandı. Yurdun her tarafında uygulanan tekalif milliye emirleriyle ordunun ihtiyaçları giderilmeye çalışmaya devam edildi. Büyük bir gizlilik içinde, yani
Bizim bu hazırlık yaptığımızı Yunanlar bilmemeli, İngilizler bilmemeli. İçinde yapılan hazırlık aşamasında İstanbul'daki silah depolarından Anadolu'ya silahlar kaçırıldı. Fransa'dan, İtalya'dan, Rusya'dan silahlar alınarak ordu güçlendirildi. Bu bir. İki, bunları anlattım size demin. İki, arkadaşlar burada işte çok önemli bir bilgi daha geliyor. Asla unutmamanız gereken. O da ne? Düşmanı oyalayıcı taktikler bu. Bu düşmanı oyalayıcı taktik. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkisi büyük tartışmalarla süresiz hale getirildi. Başlatılacak taarruzdan önce birkaç kez daha sorunun barış yollarıyla çözülmesi için. Şimdi bu cümle önemli. Sorunun barış yollarıyla çözülmesi için. Aslında zaman kazanmak için, düşmanı oyalamak için, gizli yapılan işleri belli etmemek için Yusuf Kemal Tengirşen, Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşen Avrupa'ya gönderildi. Daha sonra Ali Fethi Okyar da Avrupa'ya gönderildi. Ve bunlar işte ittifaklarla özellikle İngiltere ile görüşmeler yaptı. Fakat bir sonuç çıkmadı. Peki ben Büyük Taarruz Savaşı'ndan önce Avrupa'ya diplomatik girişimlerde bulunması için gönderilen Dışişleri Bakanı'nı bilmek zorundayım. Bunu böyle kim gönderilmiştir diye sormazlar da gönderilen Dışişleri Bakanı kimdir diye sorarlar. Der ki dönemin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşen. Bizim zaten 3 tane Dışişleri Bakanımız olacak birinci tevrime döneminde. Hatırlayın Bekir Sami Bey, bu da üçlü. Yusuf Kemal Tengirşen ve İsmet İnönü. Anlaştık mı arkadaşlar? Büyük taarruz şimdi ha. Bu arada Büyük Taarruz Savaşı başlayacak ama ne zaman başlayacağı belli değil. Komutanların hiçbirisi ne zaman başlayacağını bilmiyor Büyük Taarruz'un. Mustafa Kemal 25 Ağustos 26 Ağustos'u bağlayan gece sabaha karşı diyelim. Cümleyi böyle kuralım arkadaşlar. Orduya diyor ki hadi kalkın. Savaşıyoruz. Ve Türk ordusu taarruza geçiyor. Nerede? Şimdi hemen burada bir yer daha göstereyim size. Bakın arkadaşlar şu üç yer vardır. Birazdan okuyacağız bunu. Metristepe, Duatepe ve Kocatepe. Birinci ve ikinci İnönü Savaşları Metristepe'de hazırlık yapıldı. Duatepe, Sakarya Meydan Muharebesi Duatepe'de hazırlık yapıldı. Büyük taarruz ise Kocatepe'de hazırlık yapıldı. Mustafa Kemal Kocatepe'de yani Afyon'da Türk ordusuna uyarı verdi. Dedi ki hadi hazırlığınızı yapın saldıracağız dedi. Ve Türk ordusu 26 Ağustos'ta Yunan'a saldırdı. Afyon kurtarıldı. Kocatepe'de düşmana saldırdı. Afyon kurtarıldı. 30 Ağustos'ta Türk ordusu Kütahya'ya girdi. Ve Dumlupınar Meydan Muharebesini yaptı. O yüzden Büyük Taarruz Savaşı'nın arkadaşlar 3 tane adı vardır burada. Biri Büyük Taarruz, diğeri Başkumandanlık Meydan Muharebesi, diğeri ise Dumlupınar Meydan Muharebesidir. Dumlupınar. Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin tarihi 30 Ağustos 1922'dir. 30 Ağustos Zafer Bayramı buradan gelir. Dumlupınar'da 1 Eylül'de 30 Ağustos'ta başlıyor Dumlupınar Meydan Muharebesi. 1 Eylül'de büyük bir zafer kazanıyor Türk ordusu ve aynı tarihte Mustafa Kemal orduya ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini veriyor. O zaman Mustafa Kemal'in ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrini verdiği yer Dumlupınar'dır. Ne zaman? Dumlupınar zaferinden sonra, Dumlupınar Meydan Muharebesi'nden sonra. Orduya bu emri verince ki o zaman Mustafa Kemal'in nerede ne söz söylediğini unutmuyoruz. Bu önemli. Bu söz Büyük Taarruz'a söylendi. Ki zaten Sakarya ve Büyük Taarruz'un planı ve taktiğini Mustafa Kemal belirlemişti. Bu söz üzerine Türk ordusu 1 Eylül'de İzmir'e yürür ve 9 Eylül'de İzmir kurtarılır. İzmir'in kurtarıldığı tarih 9 Eylül 1922'dir. Arkadaşlar o zaman düşman İzmir'de denize döküldü. Hatta orada bir tane komutanımız vardı. İzmir'e giren şeydir. Fahrettin Altay'dır. İzmir'in Altay ilçesinden dolayı aklınızda kalsın bu. Yani İzmir'e giren ordunun komutası Fahrettin Altay'daydı. Bir de Mustafa Kemal'in emrini zamanda yerine getiremediği için intihar eden bir komutanımız vardır. Reşat Çiğiltepe. Bu isimleri unutmayın arkadaşlar mümkünse. Reşat Çiğiltepe. Bu işte bu savaşta Mustafa Kemal'in emrini zamanında yerine getiremediği için işte intihar etmiştir. Diğeri Fahrettin Altay, ordu İzmir'e Fahrettin Altay komutasında girmiştir. Şimdi burada çok komutanımız var bizim. İşte Yakup Şevki var, Fahrettin Altay var, Raşit Çiğiltepe var,
Fevzi Çakmak var, İsmet İnönü var, Mustafa Kemal var. Ama Mustafa Kemal başkomutan zaten hepsinin üstünde. Ve Türk ordusu İzmir'e girer ki bu savaşı ordu kazanır. Bu savaşı Mustafa Kemal Sırp sındığına benzetir. O yüzden de bu savaşa Rum sındığı adını verir. O halde bu savaşın üç tane adı, dört tane adı var. Bir, Büyük Taarruz. İki, Başkumandanlık Meydan Muharebesi. Üç, Dumlupınar Meydan Muharebesi. 30 Ağustos. Mustafa Kemal'in diliyle de arkadaşlar Rum sındığı savaşıdır. Bunu unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya döneceğim birazdan. Buraya döneceğim. Şimdi bu savaştan sonra ne oldu? Yani Büyük Taarruz Savaşı'ndan sonra ne oldu? Büyük Taarruz Savaşı'ndan sonra olan şey şu. Bu o kadar önemli bir bağlantı ki. Şimdi şöyle düşünelim burayı. Ben haritadan göstermeyi severim. Bakın şimdi. 9 Eylül 1922'de Türk ordusu İzmir'e girdi. İzmir'in kurtuluş tarihi 9 Eylül. Peki acaba soru şu. Acaba düşmanın tamamı denize döküldü mü? Yani Misak-ı Milli gerçekleşti mi? Hayır. Niye? Çünkü Doğu Trakya'da Yunan kuvvetleri var. Şurada Doğu Trakya'da. İstanbul'da itilaflar var. Arkadaşlar şu Çanakkale bölgesinde burada İtilaflar var. Bursa'da itilaflar var. Bu nedenle henüz savaş bitmedi yani. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Tamam. İzmir'in kurtuluş tarihi, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılma tarihi 9 Eylül'dür de ama henüz savaş bitmedi. Yani Misak-ı Milli gerçekleşmedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal orduya hedef olarak Bursa'yı gösterdi. Dedi ki Bursa'yı görüyoruz. Arkadaşlar Türk ordusu İzmir'den kalktı, Bursa'ya girdi. Ve Bursa 11 Eylül'de kurtarıldı. 11 Eylül'de Bursa kurtarıldı. Hatırlarsanız bu 20-21 Temmuz'da Yunan ordusu, 20-21 Temmuz 1920'de Yunan ordusu Milne hattını aşarak Bursa'yı işgal etmişti ve bunun üzerine Hamdullah Supi'nin önerisiyle meclise siyah örtü örtülmüştü. Hatırladınız mı? İşte o siyah örtü böyle kalkacak. Bursa böyle kurtarılacak. Türk ordusu Bursa'ya geldi. Şimdi Türk ordusunun Bursa'ya gelmesi de yetmiyor. Benim Doğu Trakya'yı ve Çanakkale'yi, Gelibolu'yu da almam gerekiyor. İstanbul'u da almam gerekiyor. Ve Mustafa Kemal Bursa'daki orduya hedef olarak Doğu Trakya'yı, Çanakkale'yi ve İstanbul'u gösterdi. Türk ordusu Bursa'dan Doğu Trakya, Çanakkale ve İstanbul'a doğru yürürken onlar teslim oldular. Dediler ki tamam. Şimdi cümle başlıyor. Bakın arkadaşlar. Türk birlikleri İzmir'den sonra Çanakkale'ye doğru yönelince, arkadaşlar bunun adı Çanakkale krizidir, tamam mı? Çanakkale'ye doğru yönelince bu bölgedeki İngiliz birlikleri savaş hazırlıklarını başladılar. Fakat İtalyan ve Fransızlar askerlerini çektiler. O zaman İngiltere ile Fransa, İtalya arasında yaşanan krizin adı nedir? Çanakkale krizi. Ne zaman? Mudanya öncesinde. Zaten İngiltere'yi Mudanya'ya getiren şey bu. İtalya ve Fransa'nın İngiltere'yi yalnız bırakması. Mudanya'ya doğru gidiyoruz şimdi. Çanakkale krizi dediğimiz olay nedir? Türk birliklerinin Gelibolu'ya doğru ilerlemesi karşısında savaş hazırlığı yapan İngiltere'yi İtalya ve Fransa'nın yalnız bırakmasıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Askerlerini çektiler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tüm General Harrington'a gönderdiği mektupta askerden arındırılmış tarafsız bölgeyi tanımadığını. Niye? Benim amacım Misak-ı Milli gerçekleştirmek. Belirterek İngilizlerin derhal çekilmelerini istedi. General Harrington'ın Mustafa Kemal Paşa'ya verdiği karşılıkta ise iki ordu arasında bir çatışmanın çıkmasını engel olmak ve ortadaki anlaşmazlığı çözmek amacıyla kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Şimdi bu bilgi de çok önemli bak. Bu Mudanya'ya giden yol. Mudanya'ya gidiyoruz. O zaman Mudanya'ya giden yolda birinci bilgi olarak neyi öğrendik? Büyük Taarruz'u kazandık. Büyük Taarruz Savaşı'nı kazandık. İkinci bilgi ne? Çanakkale krizi çıktı. Yani İtalya ve Fransa İngiltere'yi yalnız bıraktı. Arkadaşlar üçüncü bilgi de Mustafa Kemal'le General Harrington görüşme yaptı. Mektuplaştılar.
Devam ediyoruz. Fransızlar da durumun ciddiliğini göz önüne alarak Mustafa Kemal'i ikna etmek amacıyla Fransız politikacıların Türk dostu olan, hatırladınız mı şu adamı? Franklin Bullion Ankara Antlaşması'nı imzalamıştı Yusuf Kemal Tengirchenk'le. Fransız komiserdi bu, Türk dostuydu. O gün söylemiştik. 25 Eylül'de İzmir'e geldi. 4 gün sonra Mustafa Kemal Paşa ile Franklin Bullion arasında bir görüşme yapıldı. Mustafa Kemal Yunanların Doğu Trakya'daki katliam davranışları önünde kin ve nefret duygularıyla tutuşan askerlerine ağırbaşlılık önermeyeceğini söyledi. Yani şunu söylüyor. Diyor ki arkadaş, bize Doğu Trakya'yı verin. Ondan sonra masaya oturalım diyor. Doğu Trakya'yı verin bize diyor ya. Yani orduyu tutamıyorum diyor. Ondan sonra masaya oturalım diyor. Arkadaşlar belirtti. Franklin bugün Türk dileklerinin tamamıyla yerine getirileceği ve barış konferansı oturumlarına başlamadan önce Türkiye'nin Meriç'e kadar olan topraklardan Doğu Trakya'yı alacağı yolunda Mustafa Kemal Paşa'ya güvence verdi. İşte Franklin Bullion'un bu arabuluculuğu mütarekenin imzalanmasını sağladı. Arkadaşlar Franklin Bullion'u da sorarlar. O zaman mantıklı bir dağ kuralım. Bakın şimdi. Olayı şöyle getirelim arkadaşlar. Şöyle getirelim buraya kadar. Ne dedik? Mustafa Kemal geldi. Bu bağlantılara dikkat. İzmir'i aldı. Düşmanı denize döktü. Oradan geldi Bursa'yı aldı. Gelibolu'ya doğru yürüyecekken İtalya ve Fransa, İngiltere yalnız bıraktı ve İngiltere ile haberleşti. İngiltere Fransız diplomat olan ama Türk dostu olan Franklin Bullion'la Mustafa Kemal'i görüştürdü. Mustafa Kemal şunu söyledi. Doğu Trakya'yı bize bırakmadığınız sürece biz savaşa devam edeceğiz dedi. Yani şu, ben İzmir'i aldım mı? Evet. Bursa'yı aldım mı? Evet. Gelibolu'ya geldim mi? Evet. Bana Doğu Trakya'yı da vereceksiniz arkadaşlar. İşte Doğu Trakya'yı da bana vereceksiniz demek, Misak Milli'yi gerçekleştirmeden ben masaya oturmam diyor. Misak Milli gerçekleştiririm, ondan sonra masaya otururum arkadaş sen ne diyor. Franklin bugün de bu sözü veriyor Mustafa Kemal'e. Diyor ki tamam, Doğu Trakya sana verilecek. Meriç'e kadar olan topraklar senindir diyor. Burası da önemliydi. Çok önemli arkadaşlar. 3 Ekim 1920'de Mudanya Ateşkes görüşmesini başlatması için Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Mudanya'ya gönderildi. Buraya birazdan geleceğiz sizinle, tamam mı? Birazdan geleceğiz. O halde burada bir cümle daha kurmak istiyorum. Arkadaşlar, şimdi tarafları Mudanya'ya getiren ne? Birkaç kere söylememin sebebi soru çıkma ihtimali çok yüksek. Bir, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması. İki, İtilaf Devletleri arasındaki fikir ayrılıkları. O Çanakkale-Gelibolu olayı, unutmayın bunu. Orada devreye giren adam Franklin Bullion, sorulacak bir soru. Unutmuyorsunuz bunu. İngiliz dominyonlarından, İngiliz sömürgelerinden artık İngiltere'ye gelen yardımın durması ve Rusya'nın bu konuda Türkiye'yi destekleyici tavır alması. Rusya net bir şekilde Türkiye'yi destekliyor burada arkadaşlar. Mudanya öncesinde. Ve Avrupa kamuoyunun, yani İngiliz, Fransız, İtalyan kamuoyunun savaştan bıkmış olmasıdır. Bizi Mudanya'ya getiren şey tekrar Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, yani büyük taarruz. Trikopisi bile esir aldık burada ya, yani. Yani Yunan başkomutanını esir aldık, yani elimizde, yani ağır bir yenilgi aldılar burada. Yunan başkomutan Trikopis esir düştü yani büyük taarruzda. Büyük taarruz savaşı kazanmış olmamız bir. İki, İngiliz dominyonlarından artık yardımın gelmemesi. Üç, Rusya'nın Türkiye'yi desteklemesi. Dört, aralarındaki ayrılıklar. Ve Franklin Bullion'un Mustafa Kemal'le görüşmesi. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi Mudanya'ya geldik. Mudanya'ya oturacağız. Ama Mudanya'ya gelmeden önce okumamız gereken, tamam Mudanya'yı başlatacağız birazdan, okumamız gereken birkaç bilgi var. Ona da bakalım arkadaşlar sizinle. Ne diyor burada? Tamam, buraları gördük. Şuraya bakalım. Kocatepe Anadolu Mektupları. Bu MEP kitabında geçen bilgidir. O yüzden buraya koydum. Okumamız lazım. Kocatepe Anadolu Mektupları. 3 senede Türk milletin tarihine 3 büyük isim katıldı. Nedir bu 3 büyük isim? Metristepe, Duatepe, Kocatepe. Nereler olduğunu söyledim. İnönü, Sakarya ve Dumlupınar. İnönü, Metris, Sakarya, Duatepe. Dumlupınar yani Büyük Taarruz, Kocatepe. Yunanlar İnönü'de geri çekildiler. Sakarya'da hezimete uğradılar. Dumlupınar'da mahvoldular. Bu 3 zaferle nerelerde oldu bunlar? Bu 3 zaferle beraber Anadolu dağlarının 3 tepesini hatırlayacağız. Metristepe, Duatepe, Kocatepe. Ne kadar güzel değil mi? Metristepe'den İsmet Paşa Yunan ordusunun geri çekilmesini seyretti. Duatepe, Sakarya Savaşı'nın en korkunç mücadelesine sahne oldu.
Kocatepe'si de Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa. Peki Kocatepe'de Mustafa Kemal başkomutan, İsmet Paşa hatırlayın Batı Cephesi komutanı, Fevzi Paşa ise Genelkurmay Başkanı. Hatırladık bunu. Milli Savunma Bakanı Refet Veli'ye vermişti. Yan yana 26 Ağustos şafak vakti Türk ordusunun taarruzunu başlattıkları tepedir. Şimdi burada bir olay daha var. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Tetkiki mezalim. Yani Batı Anadolu'da Yunanların yapmış olduğu mezalimi araştırmak amacıyla Sakarya Savaşı'ndan sonra bir heyet oluşturulmuş. Bunu da bilmemiz lazım. Yunanların Anadolu'da akla hayale gelmez fena, Yunanlar Anadolu'da akla hayale gelmez fenalıklar yapmıştı. Bunun için tetkiki mezalim kuruldu. Halde Edip, Yakup Kadri, Yusuf Akçura'dan oluşan Sakarya Zaferi'nden sonra kurulmuş olan tetkiki mezalim, kurulunun belirlediği gibi ünlü İngiliz tarihçi Arnold Tombi'de Karamürsel bölgesini gözlemişti. Bu mezalime yerli Rumlar katılmış olduğundan onlar da yurtları olan Anadolu topraklarını terk ederek bir daha geri dönmemek üzere kaçmaya çalışan Yunan askerleriyle birlikte gittiler. Yakıp yıkarak kaçmak biraz da bu yüzdendi. Çünkü geri dönseler komşuların yüzüne bakacak halleri yoktu. O halde Kurtuluş Savaşı yıllarında Halde Edip, Yakup Kadri, Yusuf Akçura tarafından arkadaşlar tetkiki mezalim komisyonu kurulmuş. Bunu kim kuruyor tabii ki? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani tetkiki mezalim nedir? Bu mantığı unutmuyorsunuz. Ne zaman kuruluyor? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra kuruluyor. Amaç ne? Yunanların kaçarken yakıp yıktıklarını incelemek için kuruluyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi bu da Yunanların şeyi, yani Küçük Asya felaketi, hayalleri, Megalo iddiaları suya düştü. Sularda kaybolmuş hayal. Büyük Türk taarruzu Yunanların ne diyor? Mitrasi Atiki katastrofu diye adlandırdıkları Küçük Asya felaketini getirmiş. Onlar Küçük Asya felaketi neyle yaşadılar? Kurtuluş Savaşı'yla yaşadılar. Bu da ülkede büyük çalkantılara sebep olmuştu. Bu durum bazı subayların Atina'daki hükümete ve özellikle Kral Konstantin'e karşı ihtilal hazırlıklarına girmelerine neden olur. İhtilalciler 26 Eylül saat 7.30'da Atina'daki hükümete bir ultimatum vererek arkadaşlar ultimatum göndererek akşam saat 10'a kadar ihtilal bildirgesindeki şartları kabul etmesini ister. Arkadaşlar bu şartlardan birisi de kralın tahttan indirilmesidir. Kral tahttan iner yerine ikinci yörgü geçer. O zaman burada şunu da öğrendik. Arkadaşlar Büyük Taarruz Savaşı, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı iki yerde iktidarı değiştirecektir. Bunlardan birisi İngiltere'dir. İngiltere'de Lloyd George hükümeti istifa edecektir. Onu birazdan göreceğiz sizinle. İkincisi ise Yunanistan'da kralın değişmesine sebep olacaktır. Yunanistan'da kral niye değişiyor? Çünkü onların hayali artık suya düştü. Bu yüzden değişiyor. Geldik şimdi Mudanya Mütarekesi'ne. Şuradan başlayacağız. Ama ondan önce mesajlarınız var. Onlara bakayım. Şöyle tekrar bakalım arkadaşlar. Evet, burayı gördük. Tamam, burada tamam. Konu başlığımız Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Nasıl? O da internet yok, televizyon yok, mehtap. Evet, Rauf Orbay Mustafa Kemal'den habersiz. Tamam, gördük, tamam. Onu da söyledim, tamam. Mustafa Kemal, Rauf Orbay'ın arası ilk kez Erzurum'da açıldı diyemeyiz böyle bir şey. Yani Mustafa Kemal Erzurum'da Cumhuriyeti söylüyor. Yani arası açılmıştır gibi bir cümle kullanamayız burada. Belki de. Evet. Evet, Çiğiltepe'yi alamadığı için şöyle bir daha bakayım. Küçük Asya felaketi Büyük Taarruz için geçer. Onlar Büyük Taarruz'da Küçük Asya felaketini yaşadılar. Çünkü denize döküldüler. Vahide Reşat Çiğiltepe. Evet, şöyle bir daha bakalım. Söyledim, biliyorsun. Evet, Arnold Tombi bildiğimiz Tombi. Tamam. Söylediğim şeyler. Evet, şöyle bir daha bakayım. Evet, Ebru. Yani sat harekatı olarak da bir taktik uygulandığı söylenir burada. İsmet İnönü'nün görevi Batı Cephesi Komutanı, Fevzi Çakmak'ın görevi Genelkurmay Başkanı, Mustafa Kemal de Başkomutan. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ne diyor? 3 Ekim 1921'de Mudanya Ateşkes görüşmelerini TEBMM adına Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü yönetti ya da o katıldı. Peki neden İsmet İnönü?
Bunun cevabı şudur. Çünkü İsmet İnönü bizim ilk genelkurmay başkanımızdır. Bakın, bizim ilk genelkurmay başkanımızdır. Aynı zamanda Batı cephesi komutanıdır. Ve Batı cephesi komutanı iken çok faydalı işler yapmıştır. Bu yüzden de Mustafa Kemal Mudanya'ya İsmet İnönü'yü göndermiştir. Bu önemli bir bilgi. Anlaştık mı arkadaşlar? Ve konferansta başkanlık etti. Peki İsmet İnönü Mudanya'ya kim olarak katıldı? Batı cephesi komutanı olarak katıldı. Lozan'a Dışişleri Bakanı olarak katılacak. İtilaf Devletleri adına İngiltere'yi Harrington, Fransa'yı General Sharpe, İtalya'yı da Mombelli temsil etti. Yunanistan buna katılamadı. Biz Yunanistan'ın katılmasını istemedik. Çünkü Yunanistan resmi olarak bizim muhatabımız değil. Bizim muhataplarımız belli. İngiltere, Fransa, İtalya. Yunanistan delegesi Mazarakis bir gemide beklemiş. Bir hafta süren tartışmalar sonucunda arkadaşlar 11 Ekim 1922'de Mudanya ateşkesi imzalanmış. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu Mudanya mütarekesinin maddeleri o kadar önemli ki bu maddeleri görelim, ondan sonra buraya geri dönelim. Tamam, bakalım ne diyor maddelerinde. Bir, dikkat edin şimdi. 14-15 Ekim tarihinden itibaren silahlı çatışmalar duracak. Peki şu cümleyi yorumlayın. O halde şöyle diyebilir miyiz? Sıcak savaş bitti. Biliyorsunuz savaşlar iki türlüdür. Sıcak savaş ve soğuk savaş. Şimdi bizde sıcak savaşın son savaşı hangisi olmuş oldu? Büyük taarruz. Peki sıcak savaşı ne ile bitirdik? Mudanya'yla. Ne başlayacak şimdi? Masa başı savaş, yani soğuk savaş. O zaman Kurtuluş Savaşı ne ile bitmiştir sorusunun cevabı Mudanya Mütarekesi ile bitmiştir. Fakat Mudanya soğuk savaşı başlatmıştır. O da Lozan Konferansı olacak, tamam mı arkadaşlar? Duracak. Yunan ordusu 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltarak yerine İtilafların askerlerinin yerleşmesine izin verecek. Anlaşma devletleri de teslim aldıkları Doğu Trakya'yı en geç bir ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim edecek. Ben şöyle algılıyorum o zaman. 30 gün içinde, 30 gün içinde Doğu Trakya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. O halde ben Doğu Trakya'yı neyle aldım? Mudanya'yla aldım. Doğu Trakya Mudanya ile Türk topraklarına katılmıştır. Yani o zaman Türkiye Meriç'e kadar olan topraklarını Mudanya ile ele geçirmiştir. Bu önemli bir bilgiydi. Arkadaşlar birinci bilgi öğrendik. Doğu Trakya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. Neyle? Mudanya ile. Peki o bölgeye Türk ordusu, Türk ordusunun Türk hükümeti ne zaman hakim olacak? 30 gün sonra. Ama neyle aldık? Mudanya ile. Tamam mıdır? Bu süre içerisinde bölgede 8 bin jandarma görev yapacak. Niye? Çünkü Yunanlar çekilirken aynı Batı Anadolu'da yaptıkları gibi o bölgedeki halka da zulmedebilirler, orayı tahrip edebilirler. Bu nedenle diyor ki bu süre içerisinde bölgede 8 bin Türk jandarması bulunacak. Arkadaşlar ikinci maddeyi de öğrendik. Geldik üçe, diyor ki üçüncü madde İstanbul ve Boğazlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılacak. Ha, o zaman ben İstanbul'u da Mudanya ile aldım. Boğazları da Mudanya ile aldım. O halde arkadaşlar Mudanya ile Türk topraklarına katılan yerler neresi? Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar. Buralar Doğu Trakya ile Türk topraklarına katıldı. Peki Doğu Trakya ne zaman? 30 gün sonra. İstanbul'u Boğazlar ne zaman? Onu okuyacağız şimdi. Diyor ki, bakın şimdi, diyor ki İstanbul'u Boğazlar Türk hükümetine bırakacak ancak asıl barış imzalanana kadar, yani Lozan'a kadar İtilafların askerleri İstanbul'da kalacak. O zaman mesele şu. Ben Doğu Trakya'yı da İstanbul'da ve Boğazları da Mudanya ile aldım. Aldım mı? Aldım. Nasıl? Resmen, yani hukuken aldım. Peki buranın yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne zaman geçecek? Doğu Trakya 30 gün sonra geçecek. Yani diğer bir ifadeyle arkadaşlar 15 Kasım'da geçecek. 15 Kasım 1922'de Doğu Trakya Türk hükümetinin yönetimine bırakılacak. Güzel. Peki İstanbul ne zaman geçecek? Asıl barış imzalandıktan sonra. Peki asıl barış ne zaman imzalandı? Hemen söylüyorum. 24 Temmuz 1923'te imzalandı. Nedir asıl barışın adı? Lozan. Peki ne zaman onaylandı? 23 Ağustos 1923'te onaylandı.
Ve bunun üzerine 6 Ekim 1923'te İstanbul'u arkadaşlar terk etti İtilaflar ve Refet Bele İstanbul'a girdi. Mudanya'ya da giren Refet Bele'dir, İstanbul'a da giren Refet Bele'dir. Refet Bele'yi unutmayın. Halifeye, padişaha bunun haberini veren de Refet Bele'dir. İstanbul, Doğu Trakya'da Refet Bele ismini unutmayın yani. Önemli, birazdan gündeme gelir. O yüzden şöyle deriz. Biz Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazları hukuken Mudanya ile ele geçirdik. Buralar hukuken Mudanya ile bizim elimize geçti. Sorulacak bir sorudur. Arkadaşlar ama işte 30 gün sonra Doğu Trakya'nın yönetimi bilmem bir yıl sonra da İstanbul'un yönetimi bizim elimize geçmiş oldu. Peki arkadaşlar soru şu. Bir, Kars. İki, Edirne. Üç, İstanbul. Yukarıdakilerden hangileri diplomasi ile ele geçmiştir? Diplomasi. Nedir diplomasi? Antlaşmayla, savaş yapılmadan, masa başında. Şimdi Doğu Trakya için savaştım mı ben orada? Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Ya da İstanbul için savaştım mı orada? Hayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak. Neyle aldık biz bunu? Mudanya ile. O yüzden bu sorunun cevabı 2 ve 3 olur. Oysa ki Kars için savaştım. Kars'ta Ermeni ile savaştım ya. Maraş'ta Fransız'la savaştım. İzmir'de, Bursa'da Yunan'la savaştım. Olay anlaşıldı mı? O zaman Misak-ı Milli topraklar içerisinde, Misak-ı Milli topraklar içerisinde diplomasiyle ele geçirilen yerler Mudanya ile kurtarılan yerlerdir. Nereler bunlar? Doğu Trakya yani Edirne Kırklareli ile İstanbul ve Boğazlardır. Buraları da unutmuyoruz arkadaşlar. Burada bir yorum daha yapın. Bir yorum daha yapın. O da nedir? İstanbul kimin başkenti? Osmanlı'nın. O zaman Osmanlı'nın başkenti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldıysa Osmanlı Devleti arkadaşlar hukuken sona ermiştir. Osmanlı hukuken Mudanya ile sona ermiş. Hemen burada bir bilgi söyleyeyim size. Birazdan o taraflara tekrar döneceğiz. Ben aklımdakileri size okuyayım da. Arkadaşlar Osmanlı'nın üç tür bitişi vardır. Fiilen, hukuken, bu Osmanlı için geçerlidir, tamam mı? Resmen. Aslında hukuken resmen aynıdır da burada ayırıyoruz. Fiilen işgaller, Mondros, Sevir. Hukuken Mudanya. Mudanya ile İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakılır. Resmen saltanatı kaldırılmasıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki. Evet, burayı görmüş olduk. Şimdi geçiyorum tekrar şuraya. Ne diyor burada? Bakalım. Heh, bu ateşkes antlaşması ile İstanbul Doğu Trakya savaş yapılmadan kurtarıldı. Böylelikle milli mücadelenin askeri safhası tamamlandı. İngiltere'nin Doğu Akdeniz politikası iflas etti. Ve İngiliz Başbakanı Lloyd George istifa etti. Arkadaşlar o zaman Mudanya İngiltere'de hükümet değişikliğine sebep oldu. Lloyd George hükümeti istifa etmek zorunda kaldı. Niye? Başarısız oldu. Ayrıca İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin sona erdiğinde kabul etmiş oldu. Nasıl? Hukuken Mudanya Ateşkes Antlaşması Tevrim Hükümeti imzaladı ve daha sonra da İstanbul Tevrim Hükümeti'ne teslim edildi. Ne zaman? Zamanlarında söyledim. Geçiyoruz. Ne diyor burada? Büyük zafer nasıl ki Yunanistan'da ihtilal iktidar değişimine sebep olmuşsa İngiltere'de de Lloyd George'un sonu oldu. Lloyd George'u unutmayın arkadaşlar. Lloyd George neyden sonra istifa etti? Mudanya'dan sonra. Bu bakımdan Mudanya Mütarekesi bir bakıma Asya'nın Avrupa'ya karşı bir zaferidir. Peki Asya'nın Avrupa'ya karşı zafer olarak iki şeyi değerlendirebiliriz. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Antlaşması. Lozan'da, Mudanya'da Asya'nın Avrupa'ya karşı bir zaferidir. Mudanya'yla iki tane hükümet istifa etmek zorunda kalmıştır. Yunan ve İngiliz hükümeti. Lozan'da zaten onların yıllarca bizden söküp söküp aldıklarını 4 yılda geri aldığımız olaydır. Mudanya Ateşkes, bu da çok önemli. Bakın bu bilgi de çok önemli. Mudanya Mütarekesi'nden sonra Refet Bele Doğu Trakya'yı teslim almakla görevlendirilir. Arkadaşlar Refet Bele Doğu Trakya valisi olarak atanır. O zaman Mudanya'dan sonra Doğu Trakya vali olarak genel vali olarak atanan kişi Refet Bele'dir. Ayrıca İstanbul'u teslim alan da Refet Bele olacaktır. Tevrim hükümet temsilcisi olarak Doğu Trakya komiseri sıfatıyla İstanbul'a girer. Lloyd George'un Türk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra yaptığı bir konuşmada Atatürk'le ilgili insanlık tarihi, arkadaşlar bu söz yani söylenmedi olarak da geçer ama biz yine de okuyalım. İnsanlık tarihi birkaç yüzyılda bir dahi değişti, yetiştirebilir. Şu tarihsiz bakın ki
Bu da Küçük Asya'dan çıktı der Atatürk için söylenir. Ama belgelenmemiş bir sözdür bu. Anlaştık mı? Mudanya deyince de aklımıza bunlar gelecek. Mudanya çok 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 önemliydi. Evet, şöyle bir daha bakalım. Şükrü Naili Paşa ordusuyla giren, teslim almaya giren değil. Yani Şükrü Naili bu, şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu hani bir bilgi çıkıyor ortaya. Refet Bele diyoruz ya orada. Refet böyle bir anlam ifade eder. Şükrü Naili bir anlam ifade etmez. Bu itilaflardan, bakın itilaflardan İstanbul'u devralan kimdir? Refet Bele'dir. Saltanatın kaldırılığını paşa bildiren Refet Bele'dir. Doğu Trakya'nın yönetimini alan Refet Bele'dir. Ama oraya Türk ordusu girerken Türk ordusunun komutanı ya da komutası Naili Paşa'ya verilmiştir. Ama sorumlu olan Refet Bele'dir. Bunu böyle görmeniz lazım. Tamam mıdır arkadaşlar? Edirne, Kırklareli, İstanbul. Beyza, senin soruna cevap verdim. Yok, Hatay olmaz. Hatay olmaz. Hatay diplomasiyle değil, referandumla bize katılmıştır. Hanife, bilmiyorum ki ya. İstanbul en uzun süre işgal altında kalan ilimizdir. İstanbul, işgal edilen illerimiz içerisinde en geç kurtarılan ilimizdir. Tamam mı? Milli mücadelede. Diplomasi de Edirne, Doğu Trakya. Bu Edirne, Doğu Trakya zaten Edirne Kırklareli. Yani Edirne Kırklareli, ya Doğu Trakya işte yani. Edirne Kırklareli, Tekirdağ, Gelibolu bölgesi sayın oraları zaten yani. Doğu Trakya dediğimizde hepsi girer. Tamam mıdır? Ve İstanbul. Üç başbakanı ve emine tekrar sayayım. Mustafa Kemal Fevzi Çakmak ve Rauf Orbay. Kesinlikle Refet Bele ve Rauf Orbay'ın hayatlarını okuyun, emin olun. Bakın Büşra da yazmış. Yo, hayır. Biyografiden okuyun, tamam mı? Öyle bir kitaptan okumanıza gerek yok. Bele Doğu Trakya komiseri. Başkomiseri, komisi yüksek komiseri yani valisi. Lloyd George istifası bir zaferdir. Ezgi yok, hatırlamıyorum. Gülnaz, eyvallah. Seni de görmek güzel. Tamam, arkadaşlar hadi bir mola verelim, tamam mı? Tabii ki Merve, açayım orayı hemen. Şudur o, bakın. Osmanlı'nın fiilen, hukuken, resmen bitişi. Ah, şimdi şunu kaydırmam lazım yukarı. Tamam. Şu şekilde. Tamam mıdır? Hadi bakalım bir mola verelim. Fiilen Mondros, ki işgaller neyle başladı zaten? Mondros'la değil mi? Mondros ve ondan sonraki süreç. Yani buna Sevr'i de katabilirsiniz. Tamam mı? Ama Mondros'la 7. madde yani. 7. madde. Hukuken Mudanya resmen saltanatın kaldırılmasıdır. Evet. Ha, Güneş, parmak kaldırdın. Sen parmak kaldırıyorsun. Parmak kaldırdığını görüyorum burada işaret olarak. Hayır Arife. Kimleri? Harington, yani üçünü bil. Mudanya'da kimler var? Mudanya'da İngiltere, Fransa, ondan sonra İtalya var değil mi? Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına İsmet İnönü, İngiltere adına General Harrington. Yani Sharpie'yi, Mombelli'yi bilmenize gerek yok, tamam mı? Söz sahibi olan İngiltere ve İsmet İnönü. Bir de Yunanistan'ın katılamadığını bilin. Yani Mudanya'da Yunanistan yok. Yunanistan'ı kim temsil ediyor? İngiltere temsil ediyor. Tamam, hadi bakalım mola. Resmenden sonra saltanatın kaldırılması yazıyor Nurcan. Şöyle hemen şey yazmış, Arife yazmış, tabii Yunanistan temsilcisi yok. Zaten ne dedik? Katılanlara bakın. İngiltere, Fransa, İtalya. Ya onu zaten Mazzini diye sormaz. İngiltere, Harrington, Fransa Sharpie, İtalya Mombelli, Türkiye İsmet İnönü ve şeyde Yunanistan'da Mazzini. Tamam mı?
Yok yok, yolda şey ne derler, konuşuyoruz hala. Ama bana bu arada mola verdirtmemeye yeminli olan arkadaşlar var aramızda. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet, şöyle. Arkadaşlar 10 dakika mola şimdi başladı. Meryem Franklin Anadolu Yüksek Komiseri. Bunların Dışişleri Bakanları katılıyor, tamam mı? Yasemin var. Evet, bunlar var. Evet arkadaşlar, Mudanya'ya gitmemize etkili olan olaylar neydi? Tekrar edelim. İşte Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması, ondan sonra Rusya'nın desteği, işte Franklin Bullion'la Mustafa Kemal'in arasındaki diyalog, İngiliz dominyon yani İngiliz sömürgelerinden artık yardımın gelmemesi ve İtilaflar arasında yaşanan Çanakkale krizi, İtalya ve Fransa'nın askerlerini Gelibolu'dan çekmesi. Bunlar etkili oldu. Mudanya'dan sonra da İngiliz Lloyd George hükümeti iflas etti. Tamam mıdır? Şey, iflas diyorum, istifa etti. Evet arkadaşlar, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik Lozan'a. Şimdi burada Lozan'la ilgili girişler çok önemli. O girişleri kaçırmamanız gerekiyor. Savaş bitti. Neyle bitti savaş? Mudanya Mütarekesi'yle bitti Kurtuluş Savaşı. Sıra asıl barış görüşmelerine geldi. Birinci bilgimiz şu, arkadaşlar asıl barış görüşmeleri yapılacak da nerede yapılacağı belli değil bu görüşmelerin. Türkiye diyor ki bu görüşmeleri İzmir'de yapalım diyor. Türkiye İzmir'i teklif ediyor. Bu da önemli bir bilgi. Yani barış görüşmelerinin yapılması için Türkiye'nin teklif ettiği il neresi? İzmir. Neden? Bunun temel sebebi şu, bu barış görüşmelerine İtilaf Devletleri katılacak. İtilaf Devletleri Japonya'dan İngiltere'sine kadar kimler varsa, Amerika Birleşik Devletleri katılacak, gözlemci olarak katılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi katılacak, tamam mı? Artı bir de Karadeniz'e kıyısı olan devletler katılacak. Rusya, Bulgaristan katılacak. Bunlar da Boğazlar meselesinde katılacak sadece. Çünkü Boğazların durumu onları ilgilendiriyor. Tam çağdaş, tam şey günümüz konusu. İşte diyor ki Türkiye, ben diyor bu katılan devletlere Yunanların yaptığı mezalimi gösterirsem diyor, yani ben niye savaşıyorum? İşte ben bu yüzden savaştım. O Tetkiki Mezalim Cemiyeti grubu heyetinin amacı zaten orada Yunanların yaptığı mezalimi tespit etmek. O grubun raporlarını bu konferans sunmak istiyor Türkiye. Ve o mezalimi yerinde göstermek istiyor. Ve böylelikle psikolojik zafer kazanmak istiyor. Yani, savaş, soğuk savaş dediğimiz savaş aslında psikolojik savaştır. Türkiye'nin barış görüşmelerini İzmir'de yapalım teklifinin sebebi psikolojik savaştır. Psikolojik olarak üstünlük sağlamak istiyor. Nasıl Yunanların yaptığı mezalimi yerinde göstermek istiyor devletlere ve dünya kamuoyunun desteğini kazanmak istiyor. Ancak İzmir, Londra, Roma, Paris, Atina buralar taraflı şehirler. Yani savaşan devletlerin şehirleri bunlar. O yüzden diyorlar ki buralar taraflı şehirler, konferansta tarafsız bir ülkede yapılması gerekiyor diyorlar. Ve İsviçre'nin Lozan şehrini seçiyorlar bunun için. Tamam, İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılsın diyorlar. Birinci bilgimizi öğrendik, önemli. İkinci bilgimiz şu, kim gidecek? Lozan'a kim gidecek? Arkadaşlar bazıları diyorlar ki Lozan'a Rauf Orbay gitsin diyorlar. Böyle bir tartışma yaşanıyor. Rauf gitsin diyorlar. Yani Rauf Başkan da bir heyet gitsin diyorlar. Şey kabul etmiyor onu. Yani Mustafa Kemal kabul etmiyor. Diyor ki hayır. İsmet İnönü gidecek diyor. Ve Lozan'a İsmet İnönü başkanlığında bir heyet gönderiyorlar, bir delegasyon gönderiyorlar. Bu delegasyonda 20-30 kişi var, çok kişi var. Yani basın mensupları da var, önemli müsteşarlar da var. Fakat o delegasyonda yer alan 3 kişinin ismini unutmamanız gerekiyor.
Kimler gidiyor arkadaşlar? Hemen ona bakalım sizinle. Söylüyoruz şimdi. Burada var mı isim? Burada yoksa yazacağım. Yok. İsmet Ünlü, Rıza Nur ve Hasan Saka gidiyor. Hasan Saka. Varsa bile göremedim orada ben. İsmet Ünlü, Rıza Nur ve Hasan Saka. Yani üçlü delegasyon gönderiliyor. Şimdi buradaki mesele şu. Neden İsmet? Yani Mustafa Kemal niye İsmet üzerinde ısrar ediyor? Bunun temel sebebi İsmet Ünlü'nü Mudanya'da iyi bir diplomasi örneği gösterdi. Büyük bir başarı kazandı diplomatik olarak. Yani amacımıza ulaştık biz Mudanya'da ki burada İsmet Ünlü'nün etkisi de çok büyük. Bu nedenle İsmet Ünlü'nün başkanlığı bir delegasyon gönderilsin dedi. Ve o delegasyonun içerisinde Rıza Nur ve Hasan Saka yaklaşık 20-30 tane de işte basın mensubu ve katipler ayrıca müsteşarlar da katıldı. Onların isimleri çok önemli değil ama bu üçlüyü unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi İsmet Ünlü'nün kim olarak gitmesi gerekiyor? Dışişleri Bakanı olarak gitmesi gerekiyor. Bu nedenle şu bizim Dışişleri Bakanımız Yusuf Kemal rahatsızlığını gereği göstererek istifa ediyor. Burada bu istifa ediyor yerine İsmet İnönü Dışişleri Bakanı olarak gidiyor. Bu da sorulacak bir soru. O zaman İsmet İnönü Lozan Konferansı'na kim olarak katılmıştır? Dışişleri Bakanı olarak katılmıştır. Peki İsmet İnönü Lozan'a Dışişleri Bakanı olarak gidebilmesi için Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa eden kimdir? Yusuf Kemal'dir ki zaten şunu hatırlayalım. Bizim ilk Dışişleri Bakanımız Bekir Sami Bey. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Dışişleri Bakanı. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan hükümetin ilk Dışişleri Bakanı. Ondan sonra Yusuf Kemal Tengirşenk. Bekir Sami Bey'i hatırlayın. Londra Konferansı'nda yapmış olduğu hatadan dolayı görevden alındı. Yusuf Kemal Tengirşenk de sağlığını bahane ederek istifa etti ki bu fasafisi olur. Yani aslında İsmet'i Dışişleri Bakanı yapmaktı mesela. Ve yerine İsmet Ünlü Dışişleri Bakanı oldu. Ve Lozan Konferansı'nda İsmet Ünlü Dışişleri Bakanı olarak katıldı ki İsmet Ünlü aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk Dışişleri Bakanıdır. Cumhuriyet ilan edildiğinde İsmet Ünlü Dışişleri Bakanıydı. Ve belli bir süre İsmet Ünlü Cumhuriyet ilan edildikten sonra Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığı görevini birlikte sürdürecek arkadaşlar. İleride onu da görürüz, karşımıza çıkar. Anlaştık mı? O zaman ikinci bilgiyi de öğrendik. Bazıları işte Rauf Orbay, işte nedir Yusuf Kemal, Rıza Nur şeklinde gitsin dedi ama Mustafa Kemal hayır İsmet gidecek dedi ve delegasyon başkanı İsmet oldu ve Lozan'a İsmet Ünlü başkanlığında Türk heyeti gitti. Geldik şimdi üçüncü bilgiye. Üçüncü bilgi de şu, Lozan'a gidiyoruz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi bir direktif verdi bu üçlüye. Özellikle İsmet'e dediler ki arkadaş dediler bu görüşmelerde Lozan görüşmelerinde, Lozan konferansında eğer itilaflar tamam yani birçok şey tartışılacak. Boğazlar tartışılacak, kapitülasyonlar tartışılacak, Osmanlı borçları tartışılacak, savaş tazminatı tartışılacak. Birçok bir şey tartışılacak. Dediler ki tartışabilirsiniz ama asla Ermeni yurdu, Ermeni'ye toprak verilmesi ve kapitülasyonlar konusunda taviz vermeyin dedi. Ki zaten Lozan'ın kesintiye uğramasına sebep olacak olan mesele de kapitülasyonlar olacak. İngiltere kapitülasyonlar konusunda taviz isteyecek. Biz de vermeyince Lozan tıkanacak ve kesilecek. O zaman Türkiye heyeti Lozan'a iki konudan tavizsiz gidiyor. Bir Ermeni'ye toprak verilmesi meselesi. Yani Ermeni yurdu meselesi. İkincisi de kapitülasyonlar. Bu iki konudan tavizsiz gidiyor. Burayı da öğrendik. Üçü çok önemli. Üç maddeyi de söyledik. Arkadaşlar geliyoruz şimdi diğer bir maddeye. İyi dinleyin şimdi. Bu görüşmelere İtilaf Devletleri İstanbul Hükümeti'ni davet etti. İstanbul Hükümeti'nin başında o tarihlerde Tevfik Paşa vardı. Ahmet Tevfik. Ahmet Tevfik Osmanlı'nın son başbakanıdır. Osmanlı'nın son sadrazamıdır Tevfik Paşa. Bu Tevfik Paşa'yı hatırlayın. Tevfik Paşa aynı zamanda Sanremo'ya katılan, Sevr'i reddeden, Ahmet İzzet Paşa'dan sonra Mondros imzalayan hükümetten sonra ikinci hükümeti kuran adamdı. Önemli bir isim bu. Bunu da davet ettiler. Dediler ki sen de katıl. Şimdi aynı ayak oyununu onlar Londra'da da yapmışlardı hatırladık. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra itilaflar
Londra'ya İstanbul hükümetini ve İtilaf Devleti'ni davet ettiler. Burada yine aynı. İstanbul hükümetini, şey İtilaf Devleti'ni hem İstanbul hükümetini hem TBMM'yi davet etmişlerdi. Şimdi aynı şeyi yaptılar. Hem İstanbul hükümetini hem TBMM'yi davet ettiler. Niye? Mantık yine aynı. Ne? İkilik çıkarmak. Yani savaşla kazanamadığını masa başında diplomatik yollarda kazanmak istiyor. Burada şu çaprazı da yapın. Londra'da güçlü olan henüz İstanbul hükümeti. Yani otorite ondaydı. Ama Lozan'da otorite Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul hükümetinin Lozan'a katılmasını kabul etmez. Güç de zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Peki bu itilaflar Mudanya'da Osmanlı'nın hukuken sona erdiğini kabul etmişler miydi? Evet, o zaman bu bir çifte standart. Yani sen Mudanya mütarekesinin maddesine karşı çıkıyorsun, onu ihlal ediyorsun. Ayrıca Tevfik Paşa'nın böyle bir konferansa katılma isteğinde bulunması da yanlış. Neden? Çünkü böyle bir istek itilafların işine gelecek. Ama Tevfik de Osmanlı'nın varlığını devam ettirmek amacıyla katılmak istiyor. Osmanlı kendi varlığını kabul ettirmek amacıyla katılıyor. İtilaflar ikilik çıkarmak amacıyla İstanbul'u davet ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki güç bende artık diyor yani. Senin böyle bir olaya gitme, böyle bir konferansa katılma hakkın yok diyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırıyor. Niye? Çünkü diyor ki Türk tarafının tek bir temsilcisi vardır. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetidir diyor. O halde Türkiye Büyük Millet Meclisi dış politikada, Lozan'da yani dış politikada güç kazanmak amacıyla Lozan'a katılmadan önce saltanatı kaldırmıştır. Saltanatın kaldırılması 1 Kasım 1922, saltanatın kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan'a tek başına katılma hakkına sahip olmasını sağlamıştır. Soru şu. Peki itilaflar Lozan'a İstanbul hükümetini davet etmemiş olsaydı saltanat kaldırılmayacak mıydı? Elbette kaldırılacaktı. Belki saltanatın kaldırılması 1924'te olacaktı, bilemem. Ama 22'de kaldırıldı. O zaman saltanatın kaldırılmasını hızlandıran olay İtilafların Lozan'a İstanbul hükümetini davet etmesi olmuştur deriz. Bu bağlantıyı da kaçırmamak lazım. Anlaştık mı? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Lozan'a tek başına katılmak, itilafların oyununu bozmak ve Türkiye'nin tek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek amacıyla saltanatı resmen kaldırır, Osmanlı resmen bitmiş olur. Burayı da öğrendik. Dördüncü bilgi bu. Geldik beşe. İstanbul hükümetinin zafere ortak olmak ve barış konferansına katılmak istemesi mecliste tepkiye yol açtı. Söz alan milletvekilleri İstanbul'da kendisine hükümet sıfatı vermiş olan heyetin milletçe hiçbir yasal dayanağı kalmadığı fikrinde birleşti. Bakın saltanatın kaldırılmasında hiç itiraz yok biliyor musunuz? Yani mecliste tartışma bile yok. Sağlık Bakanı Rıza Nur ve arkadaşları bir önerge verdi. Rıza Nur ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyle Osmanlı Devleti resmen son buldu. 1 Kasım 1922'de saltanat resmen kaldırıldı. Saltanat kaldırıldı da hilafete dokunuldu mu? Hayır. Neden? Çünkü saltanatın kaldırılmasının zemini var ama halifeliğin kaldırılmasının zemini yok. O daha sonraya bırakıldı. Bu da şunu gösteriyor bize. İnkılaplar yeri ve zamanı uygun oldukça yapılır. Ya ortamı uygun hale getirir Mustafa Kemal ya da ortamının uygun olmasına dikkat eder. Burada hangi inkılabın yapılmasına ortam uygun? Saltanatın kaldırılmasına ki birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu tek inkılap hareketi de budur. Diğer inkılapların çoğu ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilecektir. Burası da anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu da bizim beşinci bilgimiz. Geldik 6'ya. Bu da çok önemli. Refet Paşa Sadrazamla ve Vahdettin'le görüşür. Hükümet görevinin Ankara'ya devrini, Ankara'nın saltanat ve hilafetin ayrılması ile ilgili görüşünü Vahdettin'e iletir. Refet Paşa'nın Babali'ye yerleşmesiyle saltanat-ı milliye idaresi İstanbul'da yürürlüğe girer. Bak saltanat-ı milliye idaresi yani milletin saltanatı. Padişahın saltanatı biter yani Osmanoğulların saltanatı biter. Milletin saltanatı başlar. Böylece İstanbul henüz işgal kuvvetleri tarafından boşaltılmadan Ankara yönetimine geçmiş olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Burada Refet Veli'yi
Unutmuyorsunuz Refet Bey de yine devreye girdi. Önemli bir isim. Arkadaşlar şurayı da bir okuyalım. Bu okuma parçası. Sultan Vahdettin, son padişah Vahdettin, 12 Kasım 1922'de Cuma sabahı sarayın yan kapısına yanaşan bir ambulansta birkaç hizmetçiyle İngiliz zırhlısına, Malaya zırhlısına binerek arkadaşlar oradan Malta'ya gider. Oradan da İtalya'ya yerleşir ve İtalya'dayken de hayatını kaybeder. Vahdettin Osmanlı padişahları içerisinde mezarı, yurt dışında olan tek padişahtır. Tamam, Kanuni'nin ve 1. Murat'ın türbeleri vardır yurt dışında. 1. Murat'ın Kosova'da, Kanuni'nin Ziget vardı, Üzüm Tepesi'nde türbeleri vardır ama onların mezarları Türkiye'dedir. Ancak padişah olup da mezarı Türkiye'de olmayan tek bir kişi vardır. O da Vahdettin'dir. Vahdettin'in mezarı Şam'dadır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şam yani Suriye topraklarındadır. Güzel. O zaman 6. bilgiyi de öğrendik. Bu dönem saltanatın kaldırılması inkılaplarda tekrar karşımıza gelecek bir konu arkadaşlar. Onu incelenince daha mantıklı bir şekilde inkılap açısından orada görürüz. Burada hemen bir okuma parçamız daha var ama önemli bir okuma parçamız bu. Nereden geldi bu? Şeyden, saltanatın kaldırılmasından geldi. Bakın şimdi. Burayı hassasiyetle dinleyin. Hassasiyetle. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği gün bayram olarak kutlandı. Arkadaşlar Türk tarihinin yani Türk İslam tarihinin diyelim buna belgeli ilk bayramı Hürriyet Bayramı'dır. İkinci meşrutiyetin ilanıdır. İkinci meşrutiyetin ilanı Osmanlı'da kutlanan ilk bayram olarak kabul edilir. İd-i Milli, Milli Bayram, İd Bayram demektir. 1 Haziran 1909'da Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilmiş. 1935'e kadar yürürlükte kalmış ki Türkiye Cumhuriyeti'nde bayramlarla ilgili kanun 1935'te çıkarılacak. İkinci meşrutiyetin ilanı milli bir bayram olarak kabul edilmesi, milli mücadele yıllarında hem hazırlık hem de fiili dönemde devam etmiş Erzurum Kongresi'nin 10 Temmuz'da yapılması, önceden tespit edildiği halde 23 Temmuz gününe ertelenmiş olmasının sebeplerinden biri de ikinci meşrutiyet 23 Temmuz 1908'dir. Anlaştık mı arkadaşlar? İd-i Milli'dir yani. Biri de milli bayram günü olması hasebiyle Anadolu'da başlatılacak olan mücadelenin böyle bir milli güne tesadüf ettirilmek istenmesi, Hürriyet Bayramı ve Anadolu Türklüğünün Hürriyet Mücadelesi'ni aynı güne denk getirmektir. Peki Hürriyet, o kadar önemli cümleler ki bunlar, bak o kadar önemli cümleler ki. Hürriyet kahramanlarımız kimdi? 23 Temmuz 1908'de meşrutiyet ilan ettiren Enver Paşa ile Resneli Niyazi'ydi. Hatırladınız değil mi arkadaşlar bunu? Güzel. Bu bizim birinci bilgimiz. Birinci bilgi öğrendik. İki. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günün bayram olarak kutlandığı Milli Bayram 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanılmasına karar verildi. Bak meclis açıldıktan bir yıl sonra 23 Nisan 1929'da adı Çocuk Bayramı, 1935'te Ulusal Egemenlik Bayramı, 81'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı adını aldı. O zaman biz 23 Nisan'ı 1921'den itibaren kutluyoruz. Oo. Bu da çok önemli. Üçe bakalım şimdi. Rauf Orbay'ın teklifi yanlış yazmışım. Teklifiyle saltanatın kaldırıldığı günün bayram olarak kutlandığı Milli Saltanat Bayramı yani Hakimiyet Bayramı 24 Ekim 1923 tarihinde Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verildi. 35'te yürürlükten kaldırıldı. Zaten şey demiştik hatırladınız mı? 35'te Milli Bayramlarla ilgili yasa karar çıkarıldı demiştik. Evet. Bunu da öğrendik, üçü de öğrendik. Dört, Cumhuriyet'in ilan edildiği günün bayram olarak kutlandığı Cumhuriyet Bayramı 19 Nisan 1925'te yani Cumhuriyet ilan edildikten 2 yıl sonra Türk milletin tek milli bayramı da kutlanmasına karar verilmiş ve günümüze kadar kutlanmış halen aynısında kutlanmaktadır. 30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Başkumandanlık Dumlupınar Meydan Muharebesi'nin her yıl dönümünde kutlanmasına karar verilen Zafer Bayramı 1926 tarihinde kabul edilmiş halen aynı isimle kutlanmaktadır. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı ve Milli Mücadele Hareketi'nin başlattığı gün olan 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı olarak 38 tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Arkadaşlar o zaman şuna bir bakalım. Bakın bu kronolojik. Bir, ikinci meşrutiyetin ilanı, İd-i Milli, Osmanlı'daki tek bayram. İki, arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması 23 Nisan 1920-21'de kutlanmaya başlamış Çocuk Bayramı, Ulusal Egemenlik Bayramı.
Üç, saltanatın kaldırıldığı gün Hakimiyet Milliye Bayramı. Yani artık Milli Saltanat Bayramı. Dört, Cumhuriyet'in ilanı 1925'ten itibaren. 30 Ağustos Zafer Bayramı 1926'dan itibaren. 19 Mayıs ise 1938'den itibaren Milli Bayram olarak kutlanmaya başlanmış. Bizim bayramlarımızı unutmayacaksınız, tamam mı? Bu bayramlarla ilgili böyle sorular geliyor. Geliyor arkadaşlar, soruyorlar yani. Unutmayın bunları. Şimdi arkadaşlar, burada bir bilgi daha var. Bakın, şunu hatırlayalım. 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Güzel. Peki bu Vahdettin hem padişah hem de halife neye son verdik? Saltanata. Bunun adı laikliktir. Bu laikliktir. Neden? Çünkü padişah siyasi otoriteyi, halife dini otoriteyi temsil eder. O yüzden saltanatın kaldırılmasıyla dini otoritenin elinden siyasi gücü aldık. Tamam, milli egemenlik, cumhuriyetçilik var da ben laikliği görün diye anlatıyorum şimdi bunu. Dini otoritenin elinde siyasi gücü aldık. Böylelikle dini devletten ayırma noktasında ilk adım attık. Bu noktada laikliktir. Anlaştık mı? Laiklik noktası buradadır. Peki saltanatı kaldırdık, halifeyi kaldırdık mı? Hayır. O zaman Vahdettin padişahken şimdi tek başına halife oldu ve Vahdettin 17 Kasım 1922'de yurdu terk etti. Saltanat kaldıktan 2 hafta sonra yurdu terk etti. Peki Vahdettin'in bir halife olarak Avrupa'da olması, Sanremo'da olması Lozan'da bizi ters köşe yapabilir mi? Yani dış politikada bize zarar verebilir mi? Kesinlikle zarar verir. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi Vahdettin'in yurt dışına çıkmasından rahatsız olduğu için arkadaşlar bir gün sonra, 17 Kasım'dan bir gün sonra, 18 Kasım 1922'de yine aynı sülaleden olan Sultan diyoruz, özür, Abdülmecit Efendi'yi halife seçti. O zaman Vahdettin son padişah, Abdülmecit Efendi son halife olacaktır. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bakalım ne diyor? Kamuoyunun yeterince hazır olmadığını bilen, henüz barış yapılmadığını dikkat alan Mustafa Kemal Hilafeti bir süre daha ayakta tutmayı uygun gördü. Yeni bir halife seçecek. Fakat bunun yabancı devletlere dayanarak saltanat iddiasında bulunmaması için tedbir alınması gerekiyordu. Dolayısıyla Mustafa Kemal Refet Paşa'ya bazı dedektifler verdi. Bu dedektifler seçecek kişiyle görüşülerek saltanat iddiasında bulunmayacağına dair söz alınması, bu konuda Abdülmecit Efendi ile görüşülerek düşüncelerin öğrenilmesi, halifelik sembolü olarak kutsal emanetlerin can ve kan pahasına muhafazası için önlem alınması ve benzeri gibiydi. Yani şunu söylüyor. Abdülmecid'e git söyle diyor. Seni halife seçeceğiz ama asla saltanat iddiasında bulunmayacaksın. Asla sultan gibi herhangi bir ünvan kullanmayacaksın. Devlet adamlarıyla, elçilerle görüşmeyeceksin. Rejimi tehdit etmeyeceksin. Bu sözü verir mi diyor. Verirse onu halife seçelim. Refet Bey'le Abdülmecit Efendi ile gizlice görüştü ve Mustafa Kemal'in isteğini ona bildirdi. Abdülmecit Efendi bu yazıda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda aldığı kararı kabul ve tasdik ettiğini beyan etti. Durum meclisçe gizli oturumda cumartesi günü duyuruldu. Mecliste hararetli ve sıcak tartışmalar sonucunda Abdülmecit Efendi halife seçildi. Son halife Abdülmecit, son padişah Vahdettin. Tamamdır arkadaşlar. Bunlar sürülecekler. 3 Mart 1924'te. Niye? Çünkü Abdülmecit verdiği sözde durmayacak. Bir devlet başkanı gibi hareket edecek. Bu da zaten halifeliğin kaldırılmasına sebep olacak. Onu da sizinle ayrıca göreceğiz. Arkadaşlar tamam, Lozan Konferansı başlıyor. Hazırlıkları yaptık. Ne yaptık? İzmir dedik, olmadı. Lozan. İsmet İnönü'yü Dışişleri Bakanı yaptık. Onu gönderdik. Saltanatı kaldırdık arkadaşlar. Ondan sonra ne yaptık? Ve o heyete Ermeni yurdu ve kapitülasyonlar konusunda taviz vermemesi gerektiğini söyledik. Ve heyet gitti. Lozan Konferansı başladı. Şimdi Lozan'a katılan devletlere bakalım. Kimler katıldı? Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İtilaflar. Kim bunlar? İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya. Bunlar katıldı. Ha, Belçika, Portekiz yok mu? Var ama etkisiz. Yani burada bu devletleri bilin. İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Romanya, Yunanistan, Yugoslavya. Yugoslavya kimdi? Zaten Sırbistan Karadağ birleşmesiyle oluşmuş bir devletti.
Bu görüşmelere Amerika Birleşik Devletleri gözlemci olarak katıldı. Niye gözlemci olarak katıldı? Acaba Wilson'a uyuyorlar mı? Yani Wilson burada etkili olacak mı? Milletler Cemiyeti etkili olacak mı? Bunun için katıldı. Yani ABD etkisiz eleman, gözlemci. Herhangi bir konuda fikir beyan etmesi mümkün değil. Herhangi bir komisyona başkanlık yapması mümkün değil. Sadece boğazlarla ilgili meselede Türkiye'nin isteğiyle, ki bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi dedi, Türkiye'nin isteğiyle Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katıldı. Sovyetler Birliği ile Bulgaristan boğazlar meselesinde katıldı. Yani boğazlar meselesinde konferansa katılanlar kimlerdir sorusunun cevabı Sovyetler Birliği ve Bulgaristan'dır arkadaşlar, tamam mı? Hatta Türkiye Ukrayna'nın da katılmasını istedi. Ukrayna da gelsin dedi. Fakat bu ikisi katıldı. Sovyetler Birliği ve Bulgaristan. Konferans başladı. Arkadaşlar, biz bu konferansta çok büyük sorunlar çözeceğiz. Yani çözeceğimiz sorunlar 4 yıllık sorunlar değil. 500 yıllık sorunlar çözeceğiz. Yani Osmanlı'dan kalma büyük sorunlar çözeceğiz. O yüzden de tartışmalar çok büyük. Şimdi neler tartışıldı? Boğazlar, Musul, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, azınlıklar, arkadaşlar Patrikhane. Bunlar en çok tartışılan meseleler. Bu sorulacak bir sorudur. Yani Lozan'da en çok tartışılan meseleler nedir? Boğazlar, Musul, yani Misak-ı Kimle sınırları, kapitülasyonlar, Osmanlı borçları, azınlıklar meselesi, Patrikhane meselesi, bunlar tartışıldı. Biraz da şöyle, bu devletlere biraz özelleyelim. Mesela kapitülasyonlar, Musul, Boğazlar konusu en çok İngiltere ile tartışıldı. Arkadaşlar borçlar, biliyorsunuz en çok borcumuz Fransa'ya. Borçlar, kapitülasyonlar, sınırlar, özellikle Suriye sınırı Fransa ile tartışıldı. İtalya ile yine kapitülasyonlar, kabotaj, ki bizim limanlarımızı en çok kullanan İtalya'dır bir Akdeniz ülkesi olmasından dolayı. 12 ada meyiz konusu tartışıldı. Yunanistan'la yine azınlıklar, Patrikhane ve savaş tazminatı konusu tartışıldı. Savaş tazminatı konusunda İtalya toprak teklif ediyor. Biz ise ihtiyacımız olduğu için para talep ediyoruz. Böyle bir tartışma var. Yani biraz daha özellersek şunu söyleyebiliriz burada. Mesela biz diyoruz ki Osmanlı borçlarını Osmanlı'dan ayrılan uluslar ödesin diyoruz. Onlar bize yüklüyorlar. Biz hiçbir kapitülasyonu kabul etmiyoruz diyoruz. Onlar diyorlar ki hayır, kapitülasyon devam edecek. Hatta şu noktaya bile getiriyorlar. Diyorlar ki tamam, şu kapitülasyonları kaldıralım ama bu kapitülasyonlar kalsın diyorlar. Bizim bağımsızlığımıza ters. Biz boğazlar tamamen bize bırakılmalı diyoruz. Onlar Sevir'deki boğazların statüsünü ön plana çıkarıyorlar. Biz azınlıkların Türkiye'den gitmesi gerektiğini söylüyoruz. Onlar kabul etmiyorlar. Arkadaşlar, başka bu şekilde ifade edeceğimiz, biz Onikada ve Meis'in İtalyanların işgalinde olduğunu, biz burayı onlara geçir olarak verdiğimizi, o adaların bize bırakılması gerektiğini söylüyoruz. Onlar kabul etmiyorlar. Savaş tazminatını zaten söylemiştik. Biz Patrikhane'nin gönderilmesini istiyoruz. Onlar kabul etmiyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar tartışılıyor. Bu konulardan en çok tartışılan mesele de kapitülasyonlar oluyor. Yani en çok tartışılan meselelerden en çok tartışılanı kapitülasyonlar oluyor. Bu kapitülasyonlar meselesinde büyük bir sıkıntı yaşanıyor ve Lozan kesinti uğruyor. Buraya da bakalım. Bakın şimdi. İngiltere, Musul'da nüfus, buralara dikkat. Bak, Lozan'ın her cümlesi çok önemli. Her cümlesi. İngiltere, Musul'da nüfusun çoğunun Araplara ait olduğunu ileri sürüyor. Türkiye yetkisi aksine Musul'un coğrafi, tarihi, ırkı yönden Türkiye'ye ait olduğunu belgeliyor. Evet, biz belgeyle konuşuyoruz. Wilson'a göre bize bırakılmalı diyoruz. Musul meselesi üzerine anlaşmaya varılamayınca mevcut durumun korunması ve anlaşmadan sonra bir yıl içinde meselenin sonuçlandırılması, aksi takdirde meseleyi Milletler Cemiyeti'ne götürme hususunda anlaşmaya varılması karar alınıyor. O zaman arkadaşlar, Lozan'ın birinci döneminde Musul'la ilgili bir karar alınıyor. Bak, çözülmüyor. Musul'la ilgili bir karar alınıyor. Nedir karar? Diyorlar ki biz çözemedik. Bunu ileride Türkiye ile İngiltere ayrıca çözsün. Yani o zaman Lozan'da Musul zaten hiç çözülemedi. Ama Musul'la ilgili bir karar alındı. Ne zaman? Birinci dönem. Karar ne? Türkiye ile İngiltere çözsün, çözemezse ileride buna Milletler Cemiyeti el koysun, o çözsün. Birinci olayı gördük. Geliyoruz ikinci olaya. Arkadaşlar, Lozan Barış Antlaşması imzalanmadan önce 30 Ocak 1923'te, yani konferans başladıktan 2,5 ay sonra,
tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında Türk topraklarına yerleşmiş Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla Yunan topraklarına yerleşmiş Müslüman dinden Yunan uyrukluların 1 Mayıs 1923 tarihinden başlayarak zorunlu mübadelesine dair sözleşme ve protokol imzalanır. Batı Trakya Türkleri, İstanbul Rumları, birazdan açacağım bunu, mübadeleye tabi olmaz. O zaman Lozan Konferansı'nda çözülen ilk olay nüfus mübadelesi oluyor. Olayı anladınız mı? Yani Musul hakkında karar var da çözüm yok. Bu zaten Lozan'ın genel özelliği. Lozan'da çözümlenmeyen tek konu nedir? Musul sorundur, Irak sınırdır, yani çözülemedi. Onun dışındakiler lehimize ya da aleyhimize bir şekilde çözümlendi. Peki çözümlenen bu konulardan ilk çözümlenen ne olmuş oldu? Nüfus mübadelesi. 30 Ocak 1923'te nüfus mübadelesi ile ilgili karar alındı. Ve ne denildi? Şu denildi. Denildi ki, dikkat edin bu cümleye. Şurayı sileyim. Denildi ki, arkadaş denildi. Şimdi burası Türkiye, tamam mı? Şurası da Yunanistan. Anlaştık mı arkadaşlar? Farklı renkli gösteriyorum. Aha, bak yine aynı hatayı yaptım, değil mi? Tamam. Şimdi farklı renkli göstereceğim şimdi. Arkadaşlar burası Trabzon. Rumların olduğu yerleri yazacağım. Burası İzmir. Burası Bursa. Arkadaşlar şurası, hemen onu söyleyeceğim size. Rengini şöyle yapayım. Burası İstanbul. Rengini farklı yaptım. Burası da, şurası hatta, şurası da şöyle yapayım. Batı Trakya. İstanbul'u şöyle çekeyim, tamam mı? İstanbul diyeyim şuraya. İstanbul. Şurası da Gökçeada, Bozcaada. Gökçeada, Bozcaada. Yani İmroz, Taşoz, tamam mı? Şurası da geri kalan yerler. Koyu yeşil. Tamam mıdır arkadaşlar? Burası Yunanistan toprakları, burası da Türkiye. Yunanistan'ı da siyahla çizeyim şöyle, sınırı görün diye. Bulgaristan değil mi orası diye düşünmeyin. Yani burada önemli olan Bulgaristan değil, Yunanistan'ı göstermek. Peki. Bu topraklardan şurası arkadaşlar Batı Trakya. Peki neresi Batı Trakya? Şurası neresi? Kavala, Dede Ağaç, Gümülcine. Burası Batı Trakya. Kavala, Dede Ağaç, Gümülcine. Peki burası neresi? İstanbul. Yeşille gösterdim. Parlak yeşille gösterdiklerimi yazıyorum. İmroz ve Taşoz. Yani Gökçeada ve Bozcaada. Diyor ki, şunu söylüyor. Dediği şu. Şunu söylüyor. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada ile Kavala, Dedeaç ve Gümülcine'dekiler yerinde kalacak diyor. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada Rumları ile Kavala, Dedeaç, Gümülcine Türkleri yerinde kalacak. Bunlar etaplı diyor. Etaplı yerleşik demek. Bunlar yerinde kalacak. Ama diyor bunların dışındakilerden Anadolu'dakiler ile şurada Yunanistan'dakiler yer değişecek diyor. O zaman cümle şu. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'a gidecek ama neresi hariç? İstanbul, Gökçeada, Bozcaada hariç. Yunanistan'daki Türkler Anadolu'ya gelecek fakat Kavala, Dedeaç, Gümülcine hariç. Yani Batı Trakya hariç diyor. Olayı anladınız mı arkadaşlar? O zaman nüfus mübadelesi dışında tutulan yerler nerelermiş? Gökçeada, Bozcaada, İstanbul, Kavala, Didaç, Gümülcine. Yani daha genel ifadeli İstanbul'la Batı Trakya. Buralar yerinde kalacak. Trabzon Rumu, Bursa Rumu, İstanbul Rumu bunlar gidecek. Rum nerede varsa yani. Anadolu'da nerede varsa gidecek. İstanbul'daki kalacak. Mantık bu. Ve Lozan'da ilk çözülen sorun bu oldu. Yani ilk alınan karar nüfus mübadelesi kararı oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bunu umarım
unutmazsanız. Peki. Mübadele. Hayır. Hayır. Parti kendi soru bu. Bir de çıkmış sorudur Ömer. Nüfus mübadelesidir. Parti kendi sorunu değil. Tamam mı? Geçiyoruz hemen burayı. Evet, Abdülmecit ilk seçimle, beşinci ilk seçimle gelen Hazreti Ebubekir. Arkadaşlar burayı da gördük. Bu da önemli, bu da çok önemli. Geliyoruz şuraya şimdi. Ne diyor burada? Artık Lozan kesinti uğrayacak. İtilaf devletleri her ne olursa olsun, İtilaf devletinin kastettiği özellikle İngiltere. Her ne olursa olsun kapitülasyonları devam ettirmek niyetindeydi. Türkiye bu devletlerin eşitliğine bağımsızlığına ters bularak, yani bunların isteğini, bu devletlerin isteğini bağımsızlığa ters bularak kabul etmedi. Uzlaşma da olmadı. Hatta bu Lord Curzon dedi ki İngiliz temsilci, ya dedi İsmet hiçbir dediğimizi kabul etmiyorsunuz dedi ya. Bak size bir şilin dahi vermeyiz dedi yani. Asla para vermeyiz. Tehdit etti yani. Hiçbir dediğimizi makul olduğuna, haklı olduğuna bakmaksızın kabul etmiyorsunuz. Hepsini reddediyorsunuz. Her dediğimizi cebimize atıyoruz. Memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek misiniz? Bunun için bak gördünüz mü olayı? Ukalaya bak. Paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız? Para bugün dünyada bir bende var. Bir de yanımdakilerde. Unutmayın ne reddederseniz hepsi cebimdedir şeklinde Türkleri tehdit etti. Bunun üzerine Türkiye'ye Lozan'ı terk etti. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman birinci dönem Lozan Konferansı'nın kesintiye uğramasının en önemli sebebi kapitülasyonlar mevzusudur. Tartışılanlar nedir? Bunlardır. Bunlardır. Arkadaşlar çözülen nedir? Nüfus mübadelesidir. Ama birinci dönemde ayrıca Musul hakkında da karar alınmıştır. Anladık mı arkadaşlar? Bak nokta atışı tak 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 dikkat edin. Eğmeye bükmeye gelmeyecek konulardır bunlar. Devam ediyoruz. Şimdi kesintiye uğradı. Arkadaşlar kesintiye uğradığı dönemde, kesintiye uğradığı dönemde Türkiye'de 17 Şubat 1923'te bir kongre toplandı. Kazım Karabekir başkanlığında. Bunu ayrıca ileride göreceğiz sizinle. İzmir İktisat Kongresi toplandı. Şimdi İzmir İktisat Kongresi hem bir yakınlaşma hem de bir gözdağıdır. Nasıl bir yakınlaşma, nasıl bir gözdağı? Bunu anlatayım size. Şimdi biz Lozan'a gittik. Da savaş kazanmışız biz. Yani biz garip devletiz yani Lozan'da. Onlar mağlup devlet. Ama mağlup olmalarına rağmen burunlarından kıl aldırmıyorlar. Bizim söylediklerimizi kabul etmiyorlar. O yüzden de Mustafa Kemal dedi ki bir kongre toplayalım bunun yeri de İzmir olsun dedi. İşte anlamı burada. Neden İzmir? Hinterland çok yüksek coğrafya açısından düşün. Neden İzmir? Çünkü İzmir düşmanın denize döküldüğü yer. Savaşın bittiği yer İzmir. O yüzden Mustafa Kemal Lozan'ın ara döneminde İzmir'de böyle bir kongreyi topluyor olması itilaflara bir gözdağıdır. Canımızı sıkmayın savaşa devam ederiz demektir. Anlaştık mı arkadaşlar? İkincisi de şu. İzmir İktisat Kongresi'nde çok ciddi liberal adımlar atıldı. Çok ciddi liberal kararlar alındı. İzmir İktisat Kongresi'nin kararlarına bakarsak orada karma ekonomik modelin çok baskın olduğunu görürüz. Bu karma ekonomik modelle ilgili kararların alınması aslında şunu gösterdi Avrupa'ya. Biz kapitalistonları kaldırırız ama sosyalist olmayız. Yine sizinle ticari antlaşmalar imzalarız. Özel yatırımlara destek veririz. Yabancı sermayenin ülkeye girişini kendi kontrolümüzde kabul ederiz. Dedik ve böylelikle arayı yumuşatmaya çalıştık. Yani aslında İzmir İktisat Kongresi'nin toplanmasının mantığı Avrupalı devletlerle olan ekonomik anlamdaki sorunları çözmek ve onların bu konuda gönüllerini rahatlatmak. Anlaştık mı arkadaşlar? Bakalım ne diyor? Toplandı kongrede ekonomide tam bağımsızlık kararı alındı. Kapitülasyonların kaldırılması kararı alındı. Yani şöyle dedi Atatürk burada hatta. Dedi ki siyasi ve askeri başarılar ne kadar büyük olursa olsun, siyasi ve askeri başarılar ne kadar büyük olursa olsun, bu başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı sürece, yani kapitülasyonlar kaldırılmadığı sürece az zamanda söner dedi. Yani Mustafa Kemal güçlü devlet olmayı
kapitülasyonların kaldırılmasını gördüm. O zaman bu kongrede alınan kararlar Lozan'da kapitülasyonların kaldırılması noktasında Türkiye'ye ilham kaynağı olmuştur. Bu birinci bilgimiz. Birçok bilgi verdim de bu cümlenin birinci bilgisi. Ekonomide liberal bir modelin uygulanacağı karar alındı. Batılı devletler üzerinde Türkiye'nin ekonomide liberal sisteme geçme kararı olumlu bir izlenim yarattı. Özellikle İngiltere'de. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi bu bir. Ara dönemde yapılan bir. İkincisi de şu. Bu o kadar önemli ki şimdi anlatacağım mesela. Suyumu nereye koydum ben? Arkadaşlar o da şu. Şöyle düşünün şimdi. Tamam, mantığı şöyle kurun. Bakın şimdi burada bir mantık daha. Lozan cebinizde. İsmet İnönü'sünüz siz. İsmet İnönü Lozan cebinizde. Yani tartışmışsınız, tamam mı? Kafanızda bir şeyi olgunlaştırmışsınız. Doğal olarak Lozan'la ilgili yapılan tartışmaları, Lozan'la ilgili alınacak kararları bir rapor halinde birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyorsunuz. İsmet İnönü bunu yapıyor. Birinci TBMM'ye Lozan'da olup biteni anlatıyor. Ve diyor ki bazı konularda uzlaşmamız lazım diyor. Bazı konularda uzlaşmamız lazım. Bu bağlantıyı dinleyin. Nedir mesela? Ya boğazlarda uzlaşalım kardeşim diyor yani. Patrikhane'de uzlaşalım diyor yani. Tamam, İstanbul'da kalsın diyor yani. Şimdi ben olayı anlayasınız diye örnek veriyorum ha bu arada. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor ki hayır olmaz diyor. Bu konularda uzlaşamayız diyor. İyi de Mustafa Kemal de diyor ki arkadaşlar diyor. Bu konularda uzlaşalım. Mesela Hatay. Hatay meselesi. Hatay'ı biz Ankara Antlaşması'yla özerk yaptık. Şimdi diyor ki birinci tevhime alalım diyor yani. Şimdi Mustafa Kemal de diyor ki arkadaşlar diyor. Bir anda bütün sorunları çözemeyiz. Hele bir diyor Lozan'ı imzalayalım. Bizim şartlarda imzalayalım. Sonra diyor sorunları teker teker çözeriz diyor. Zaten 1923-1930 yılları arası dış politikanın temel ilkesi nedir? Lozan'dan kalma sorunları çözmektir. 23-30 yıllar arası dış politikadaki temel konu Lozan'dan kalma sorunları çözmek. O yüzden Mustafa Kemal diyor ki ya şimdi imzalayalım Lozan'ı. Sorunları da diyor yavaş yavaş çözelim. Eğer şimdi Lozan'ı imzalamazsak yani diyor o zaman biz dünya medeniyetinden geri kalırız diyor ya. Yani. Biz atılım yapamayız. Bir önce bağımsızlığımızı kabul ettirelim. Ufak tefek sorunları da zamanla çözelim diyor. Meclis hayır diyor. Mustafa Kemal de diyor ki bakıyor ki bu meclis olayı tıkayacak. Mustafa Kemal diyor ki siz bilirsiniz diyor. Ve Mustafa Kemal seçimlerin yenilenmesi kararını alıyor. Ne zaman? 1 Nisan 1923'te. O zaman Lozan'ın ara döneminde seçimlerin yenilenmesi kararının alınmasının sebebi Lozan'la ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan tartışmalardır. Bunu da adınız gibi unutmuyorsunuz. Bak anlattığım mantığı asla unutmuyorsunuz. Anlaştık mı arkadaşlar? 1 Nisan 1923'te Mustafa Kemal seçimleri yenileme kararı alıyor. Hatta 8 Nisan 1923'te de 9 umdeyi ilan ederek CHP'yi kuracak. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki. Geldik ikinci döneme. İkinci dönem Lozan Konferansı başlıyor. Türkiye İtilaf Devleti'nin 8 Mart'ta verdiği bir nota ile barış koşullarını içeren bir proje açıklar. Bunun üzerine yaptığı çağrıya 23 Nisan 1923'te Lozan Barış Görüşmeleri'nin ikinci etabı başlar. Burada da bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Şubat geçiyor çağıran yok, Mart geçiyor çağıran yok, Nisan geliyor çağıran yok bize. Bunun üzerine Mustafa Kemal Musul'a asker çıkarma kararını alır. Der ki o zaman Musul'a girelim. Yani aslında cümleyi geniş kurun burada. Aslında Mustafa Kemal savaşa devam kararı alır. Savaşa devam kararı almasının sebebi itilafları bir gözdağı, İngiltere'ye bir gözdağı vermektir. İngiltere savaşmaya cesaret edemediği için biliyorsunuz İngiliz ordularının bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı Musul'da,
Savaşmaya cesaret edemediği için 2. dönem Luzon Konferansı'nın toplanmasına karar verir ve 23 Nisan 1923'te 2. dönem Luzon Konferansı toplanır. İsmet İnönü, Rıza Nur, Hasan Saka Lozan Antlaşması'nı imzalar. Lozan Antlaşması Fransızca olarak imzalamıştı. Fransız diliyle imza, Fransa diliyle imzalanmıştı. Şimdi şeye bakalım. Yok. Yani saltanatın kaldırılması ile ilgili bir tartışma olmadı. O arkadaşlar mübadele burada alınan kararlar ileride karşımıza sorun olarak çıkacak. Biz şimdi Lozan'da çözümlenen sorunları görüyoruz. Bu sorunlar ileride karşımıza sorun olarak çıkacaktır. Bu başka bir başlıktır. Evet. Hülya orada Osmanlı. Musul hakkındaki karar alınmış fakat mesela evet Duygu doğru ifade ettin. Liberal ekonomi dediğimiz olay arkadaşlar şey ne derler? Özel teşebbüs, özel sektörü destekleme. Serbest piyasa ekonomisi yani. Tabii biz buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldik koçum, değil mi? Çok hoş. Zaten İsmet İnönü'nün meşhur sözüdür bu. Yani hani Lord Curzon diyor ya, siz hiçbir dediğimizi kabul etmiyorsunuz diyor ya şurada. Para bizde diyor ya. İsmet İnönü diyor ki koçum diyor biz buraya Mondros'tan sonra gelmedik diyor yani. Mudanya'dan sonra geldik diyor. Yani biz buraya galip devlet sıfatıyla katılıyoruz. Yenik devlet sıfatıyla katılmıyoruz diyor. Tamam mı? Evet Rusya bu konuya tepki veriyor tabii ki. Şöyle bir daha bakayım arkadaşlar. Ayrıca o Emine 9'umdayı şu anda bizim 9'umda konumuz değil. 9'umdayı açıkladığımızda ancak o ilkeleri veririz, söyleriz tamam mı? Eyvallah. Şöyle bakayım arkadaşlar. Tabii ki tekrar açabiliriz şurayı. Şöyle bakalım. Tamam. Ha, o harita gitti. Sildim onu. O haritayı sildim artık. Harita gitti maalesef. Seçimlerin yenilenmesinin temel nedeni iki tane. Bir, Lozan'ın ara döneminde yaşanan meclisteki sert tartışmalar. İki, artık birinci meclisin yıpranmış olması. 30'da çözülecek, evet. Anne. Evet, tamam mı arkadaşlar buraya kadar? Muhtemelen Büşra oradan geliyor. Şimdi eyvallah Güneş. Arkadaşlar şimdi tamam şöyle bir daha bakalım. Güzel. Ne diyor? Lozan'da ikinci dönem 23 Nisan 1923, 24 Temmuz 1923'te imzalanır. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Şöyle, yok burada bırakıyoruz tamam mı? Şurada bırakıyoruz. Artık Lozan'ın maddeleri. Burada kaldık diyorum tamam mı? Çünkü buraya girdiğimizde konu çok derinleşecek. Tamam mıdır? Çok derinleşecek. Oo, bayağı konuşacağımız çok şey var burada. Oo, oo, oo. Bu ne ya? Bitmiyor, bitmiyordu, bitmiyordu. Ama şimdi ne biliyor musunuz gençler? En zor bölümü bitirdik artık. İşte en zor bölümü bitiriyoruz. Yani önümüzdeki hafta Lozan'ı bitiririz. Ondan sonra inkılaplara geçeriz. Var ya bundan sonrası kebap, kebap, kebap. Yemin ediyorum var ya öyle bir rahatlıyorum ki önümüzdeki haftadan itibaren. Tak 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 tak. Çok da bir şeyimiz kalmamış vallahi. Evet. Ya bunlar şey var ya ne derler? O çağdaş, ondan sonra şey inkılaplar, dış politika onlar var ya çerez amuda kalkarak anlatırım ben onları. Yani her konuyu anlatırız da öyle anlaşılması zor değil. Çetrefilli değil, girift değil. Anlatabildim mi? Kolay yani. Evet. Lozan dediniz. Lozan, tabii Lozan aynı zamanda kesintiye uğramasına sebep olan konu. Bu arada Lozan'da kimle, kim ta, ne tartışmış onu da bilin. İnkılap bir de çabuk bitiyor. Merve yeniden dinle. Tamam mı? Arkadaşlar Nur demiş ki hocam denemeye neden? Hakikaten deneme... Ya arkadaşlar niye denemeye girmiyorsunuz ya?
O denemeye girilecek. Bak kimin girip kimin girmediğini görüyorum ben. Önümüzdeki hafta ilan ederim ha. Bunlar korkak diye ilan ederim hem de. Korkak diye ilan ederim. O denemeye girin. O denemeye girin, boyunuzun ölçüsünü alın, bir öğrenelim durum ne. Tamam, bazılarınız korkuyor, bazılarınız yeteri kadar hocam altyapımız oluşmadı çünkü konular tam bitmedi diyor. Ama herkesinki öyle ya. Kimin konuları tam bitti yani. Adamlar beni şeyden çağırıyor, dershaneden çağırıyorlar. Hocam şurada derse gir. Neredesiniz diyorum. Daha İslam tarihini bitirdik diyor. Lan İslam tarihi ne? Yani biz konuları %70 bitirdik herhalde. İclal diğer derste Osmanlı'ya giriyorum. Asıl konu başlıyor diğer derste. Osmanlı var ya mübarek. Osmanlı başlıyor. Şanslısınız yani. Evet. Arkadaşlar o kadar çok mesaj atmışsınız ki yemin ediyorum. ÖBT de bütün denemeler sosyal, ÖBT, dikap, tarih, GK, GY, aklınıza ne gelirse bütün denemeler. Artık yetişemiyorum mesajlarınıza, tamam mı? Kendinize attım o makaleyi. Attım. O makaleyi attım. Hocam ben sıfırdan başladım. Eksik olduğumu düşünüyorum. Hocam inkılap tarihiyle ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı yap Muhammed. Ayrı ayrı yap. Ya bu 73 yapanlar var tabii ki. Bozulsun moraliniz yani. Ben niye 73 yapamıyorum diye sabaha kadar uykusuz kalın lütfen. Olur mu? Sabaha kadar. Şöyle ayaklarımı uzatabilir miyim? Var ya 2 saatten beri buraya kalkamamak ne kadar kötü biliyor musunuz böyle yani? Siz orada kalkın bilmem ne çayınızı alın, sigaranızı yakın. Burada adam konuşsun vallahi konuşsun. Bu nasıl bir adalet ya? Böyle bir adalet yok. Böyle bir dünyada yok yani. Bacaklarım ağrıdı arkadaşlar. Vallahi billahi bacaklarım ağrıdı artık, tamam mı? Hepiniz böyle ne gerekiyorsa onu yapacaksınız, tamam mı? Yani hepiniz atanacaksınız. Hepiniz çok yüksek netler alacaksınız. Böyle düşüneceğiz arkadaşlar, tamam mıdır? Eyvallah. Tamam. Başınıza gelsin inşallah. Helal olsun. Kendinize iyi bakın. Ne diyor Cüneyt? Beyza, inkılapta bir şey söyleyeyim mi? Eyvallah. Arkadaşlar, inkılap tarihinde bu konuları asla, bu yok ÖBT'de gelir, bu GK'da gelir diye düşünmeyin, tamam mı? Bu konular hakimlik, kaymakamlık, kapsa genel kültür, sosyal, sınıf, tarih hepsinde gelir. Haberiniz olsun yani. Çok önemli çünkü inkılap tarihi. Bu inkılaptan teferruat diye bir şey yok. Hepsi çok önemli. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bugün nöbetçi değildim Hande. Ama bugün başıma ne geldi biliyor musunuz? Yani bugün yine başıma bir şey geldi. Geçen olduğu gibi. Hemen onu da söyleyeyim size. Tam dışarı çıkarken müdür tuttu beni. Dedi ki, hocam otur dedi. Oturdum. Eline kağıt almış öyle kendi başına muhabbet ediyor. Bana da İngilizce bir şeyler soruyor. Ya diyor bilmiyorum dedim, tamam mı? Bilmiyorum kardeşim dedim. Yani bırak elindeki kağıdı konuşalım filan. Ondan sonra çay söyledi, kek söyledi, yedik. Dedim ki ben kalkayım artık dedim yani. Kalkayım gideyim dedim. O arada da öğrenciler geldi. Onu fırsat bildim. Çıktım arabayı çalıştırdım bastım eve geldim. Bu arada okulla benim evin arası 23 kilometre. Eve geldim ki montu unutmuşum okulda. Ve montun cebinde benim cüzdan var. Ve ben yarın 6 uçağıyla İstanbul'a gideceğim. Yani cüzdan olmak zorunda, kimlik olmak zorunda. Okula geri döndüm iyi mi? Okula geri döndüm, müdür kıs kıs bana gülüyordu. Ha işte böyle yani yapacak bir şey yok. Ne yapayım bunu da anlatayım dedim. Çok kötü oldu ya. Tam 1,5 saatime mal oldu. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.